Teknospor'un katkılarıyla hazırlanan yorum zamanı başlıyor. Okumayı sevmeyen yoktur. Aradığı kitabı henüz bulamamış olan vardır. Karababa Kitap ve Kırtasiye her türlü ihtiyacınızda sizlerle birlikte. We'll be right back.
Potter, tatilde birinci. Mutluluğa açılan kapı, mutlu çelik kapı. Fitness Spor'un katkılarıyla hazırlanan yorum zamanı başlıyor. Değerli Konya Futbol TV izleyenleri, hepiniz hoş geldiniz. Mutlu bir akşamdan herkese iyi dileklerimizle. Bugün Nihat Çelikkol özel sebeplerden dolayı burada aramızda değil. Yayın açılışını ben yapıyorum. Farklı bir konuğumuz var bugün. Tekrardan Konya Spor eski futbolcusu Tuncay Şipçek hocamız yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sayın Şenol hocam, İyi bizlerle beraber. Tekrar bugün de. Konya Spor'un 1-0'lık galibiyetiyle başlamadan önce YouTube serverlarımızda bir sorun var. O yüzden sadece Facebook'tan bizleri takip edebilirsiniz bu haftalık canlı olarak. Öncelikle Konya Spor'un 1-0'lık galibiyetiyle başlamak isterim. Kadrolarımız da yayına verilecek. Hocam neler söylemek istersiniz? Buyurun sizlere başlayalım. Şimdi ben öncelikle izleyicilerimize iyi akşamlar diyorum. Bu arada Sayın Tuncay Başkanım, TÜFAT'ın değerli başkanı, Konya Spor'un hızlı sporcularından tekrar aramıza hoş geldiniz. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Ben de Tuncay Başkanım'ın Konya Spor'la 100. yıl münasebetinden dolayı öncelikle Sayın Hocama, Sayın Başkanıma söz vermek istiyorum. Çünkü tabii, söz sahibinindir. Yorum zamanında Konya Spor'un 100. yılından dolayı Konya Spor'u yorumlayacağımız için Konya Spor'un da bir değeri yanımızda. O değerin duygularını, düşüncelerini almak amacıyla ben sözü Tuncay Başkanıma bırakıyorum. Konya Spor'la ilgili anıların, Konya Spor'la ilgili görüşlerin, geçmiş zamandaki duyguların, düşüncelerin, şimdiki Konya Spor'la mukayese ettiğin zaman o zamanki Konya Spor'la şimdiki Konya Spor arasındaki fark nedir başkanım?
Ya şimdi bizlerin döneminde oynadığımız Konyaspor'da ve sporcularda gerçekten bir amatör ruhu vardı. Yani profesyonellik tam anlamıyla yani Türkiye'de oturmuş değildi. Amatör ruhla çıkıp mücadele ediyordu. Adımız profesyoneldi ama yani yapılan mücadele, verilen uğraş, yani yönetim olsun, seyirci bazında olsun, futbolcu bazında olsun, bir hani büyük bir amatörlük ruhu vardı. Yani gerçekten çıktığın zaman hani Konya tabiriyle, bizim tabirimizle varını yoğunu orada bırakıyordun yani. O günkü enerji şartların. Bir de hep yani, Konyalı yani, olunca bir takımdaşlık ruhu da tabii fazlaydı. Tabii şimdi Konyalı sayısı yani çok futbol fazlaydı. Takımında fazlaydı. Yani gerçekten fazlaydı. Yani çok zor şartlar altında yani futbol kulüpleri yönetiliyordu. Futbolcular çok zor şartlar altında futbol oynuyordu. Şimdi bakıyorsun tamam sahamız çimdi, o zaman da çimdi ama böyle çimleri nerede buluyorsun yani? Bu imkanlar yoktu. Bu imkanların onda biri yoktu yani. Şimdi gerçek konuşmak gerekirse. Şimdi bakıyorsun futbolcuların giydiği ayakkabıya, futbol topuna vuracağın şekilde yani veyahut da şöyle vurursan o top nereye gider? Bunun yani hesabı yapılıyor. Topu simetrik yani. Özelliklerini yani, Hesabı yapılıyor. Giydiğin ayakkabı şimdi bakıyorum 200 gramı geçmez. Evet. Sen giyiyordun o zamanlar. Diyador ayakkabı giyerdik değil mi? Çiğli ayakkabılar. Şimdi Dinyakos derdik. Yani Dinyakos benim mesela ilk başladığım yıllarda Dinyakos ayakkabı giyerdik. Malzemecinin bir elinde örs, bir elinde çekiç, ayakkabıyı takıdık yani, yani vururdu. Maç bittikten sonra ayakkabıyı çıkardığımız zaman ayağımızda yani kıpkırmızı beyaz çorap, kıpkırmızı kan olurdu ya. Yani şartlar o gün için öyleydi ama bugün için böyle tabii ki. Yani biz mesela ben futbola profesyonelliğe başladıktan sonra o Mikasa topları 5-6 yıl sonra gördük. 7-8 yıl sonra gördük yani. O zaman da oynanan futbolda yani 4-3-3 düzeni vardı. Tek bir düzen. 4-3-3 herkes mevkisinde açık, sağ açık sağda çizgide, sol açık solda çizgide, orta saha yani müdafaa belli yani santfor belli. Götürürsün mesela bize söylenen şuydu. Götür Tuncay çizgiden, kes topu. Evet. Yani sol taraftaki oynayan arkadaşa götür Tuncay topu. Götürürdük yani ederdik. Biz ne zaman golü öğrendik yani veya golü atmayı becermeye başladık. Sene 85 4-4-2 Zeynep Soyer'in geldiği yıl. Evet. Şampiyonluğa oynadık işte o yıl. Çok iyi de bir transferler yapıldı. Gerçekten çok yani o günün ikincilik yani şimdikinin düzeydeki yani ligde çok iyi transferler yapıldı. 4-4-2 başladı. Yani futbol Türkiye'de 4-4-2 düzeni oynanmaya başlandı. Biz o zaman 18'i görmeye başladık yani 18'e girer olduk yani çünkü şimdi artık tamamen futbol artık değişti yani düzen olarak da oynanan sistem olarak da yani herkes her yerde oynuyor, herkes her yerde görev alıyor yani eski düzendeki gibi sen şuradan şuraya geçmeyeceksin. Evet. Yani o tabii ki şeylerde. Böyle denmezdi ama anlatımda onu anlardık yani. Onu anlardık. Ama şimdi artık futbol döner oynanıyor yani. Her taraf, her yer, yani her şekilde görev yapıyor. Bir misyon yani. Tabii. Bugün bak Avrupa 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda bakıyorsun takımlara çeşit çeşit sistem oynanıyor yani.
3-5-2'den evet. tut. Yani 3-1-5'ten tut. 3-2'den tut. Yani bir ton sistem var yani oynanan. Onun için yani şimdiki futbolla o zamanki futbolda o zaman bizim oynadığımız dönemlerde yetenek ön plandaydı. Yani bir yeteneğin olması gerekirdi. Yani bu nedir? Ya çok iyi kafaya çıkacaksın. Ya çok iyi bir sprinter olacaksın. İyi bir çalım atıp yani top taşıyacaksın. Ya iyi bir şutör olacaksın. Yani bu meziyetler aranırdı. Zaten öyle olan meziyeti olanlar da futbolu yani öyle oynayabilirdi yani. Doğru, kesinlikle. Ama şimdi sistem oynuyor yani futbolda sistem oynanıyor yani. Şimdi pardon hocam sol taraftaki Ekür'ün Celal abi mesaj evet. göndermiş. Celalettin Yavuz selamlar iyi yayınlar demiş. Size teşekkür ediyoruz. Aleyküm yani, selam. Aleyküm bir tarafta selam. Bir tarafta Celal abi. Tabii şimdi yani. Santfor'da var o. Yani. Mesela öyle bir şimdi yani kendimizi övmek gibi olmasın da tabii ki bizim de hatalarımız, kusurlarımız, eksiklerimiz vardı ki. Ama mesela bir bak Celal kardeşim gibi top taşıyan hani aldı mıydı topu 10 kere beki yatırı yatırı kaldırırdı yani. Yani evet. Celal topla buluştuğu zaman Celal'in ayağından top almak mümkün müydü? Ama yani, hocam senin de hızına yetişemedi. Ya yani şimdi sen de çok işte çabuk, bak ne diyorum yani. Biz de sprinterdik evet. yani aldık mıydı topu? Örneğin sağ bekten kendi bekimizden aldık mıydı avuç çizgisine kadar top taşırdık. Var mı hocam sizin gibi bekler şu an? Görebiliyor musunuz? Yani şimdi yani şunu söylüyorum. O yani o günkü şartlar onu götürüyordu. Evet. Meziyetler oynuyordu. Tabii. Yani şimdiki dünya futbolunda da yani sisteme planlar. Sistem mi oynuyor yani? Sisteme evet. göre oynuyorsun yani şimdi. Kuvvetliysen, kendine çok iyi bakıyorsan, evet. zaten ben her zaman şunu söylüyorum. O dönemki futbolculardan bu zamanki futbol anlayışı içerisinde bir tane topçu olsun yıldız olur. Yani. Evet. Yıldız doğru, olur evet. yani. Evet. Ama o dönemki futbolcu da şimdiki şartlara yani uygun olacak. Evet. Kuvvetli, 90 dakikayı demeden çıkaracak, çıkarabilir. Yani edebilecek konum olması lazım. Onun için yani çok farklıydı. Şimdi artık futbol paraya dayandı. Yani maddiyata dayandı. Bizim dönemimizde futbolcuyu koruyan ne bir kanun vardı, ne bir kürek vardı hesabı. O zamanlar 2 yılda bir imza atılırdı. Evet. 2 yılda yani profesyonel sözleşme yapılırdı. Yani kafadan alabildiğin ne varsa aldın, alamadın kalırdı. Yani bir de sen bizim kulüpte. Çocuğumuzsun Konyalısın. O zaten o Konyalılar için evet. şimdi de geçerli. Yani şimdi gene yani Konyalı olup da futbol oynayanlar o dönemki futbolculardan çok şanslı maddi yönde yani. Tabii tabii. Gerçekten çok şanslı yani. Yani öyle dönemler yaşanırdı ki 5 ay maaş ya maaş almadığın günler zamanlar olurdu yani. Bırak transfer taksidini, evet. transfer parasını yani. Evet. Ama dediğim gibi bir amatör ruh vardı. Amatör ruhla oynuyorduk. Başımızı bir okşarlardı. Koçum, aslanım, evet. hadi bakayım çıkardın. Evet. Yani yapabileceğinin en iyisini. Orada yani örneğin 3/2'lik efor sarf edeceksin. Tamamını evet. sarf ederdin, bırakırdın başarılı olmak için. Ama şimdi dediğim gibi yine yani futbol çok değişti. Sistem oyunu oldu. Yani şu takımların içerisinde, şu imkanların içerisinde yani geçmişteki oynadığımız günlere baktığın zaman çok arzu ediyor insan. Yani böyle bir ortamda böyle oynamaya, bir yani acaba diyorsun o dönemde biz bunları yapabiliyorduk. Şimdi şu imkanlar içerisinde ne yapabiliriz? Yani. Evet. Başkanım ben bir de şey sormak istiyorum. Şimdi geçmiş dönemlerde sağ olsun bazı arkadaşlarımız Ahdi Vefa grubu oluşturdu. Siz değerli Konyaspor'da topçulara ödüller verildi. Hatırlanma anlamında en azından evet. Karınca kararında plaketler verildi Konyaspor kulübü tarafından. Bu yıl 100. yıldan dolayısıyla
Gönül ister ki Konyaspor'un eski topçuların Konya'ya değer vermiş. Çünkü geçmişte siz Konyaspor'a çok büyük değerler verdiniz. Çok büyük fedakarlıklar yardınız. Şu anda Konyaspor yönetimi evet yeni göreve geldi. Belki benim anlattıklarımla uğraşacak vakti zamanı da yoktur. Hak veriyorum ama ileriki dönemlerde Konyaspor gibi sizin gibi değerli insanlara kucak açma açısından tribünde Trabzon'da daha önce yaşadık. Tribünde Trabzonspor'a hizmet etmiş eski sporcular tribünün en güzel yerinde oturuyordu, ağırlanıyordu. Doğru mu? İzledik yani. Biz Trabzon'da gördüm bunu, gözlemledim. Konya'da da öyle bir şey bekliyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Ya hocam tabii ki yani yapılmasında çok büyük fayda var. Yani faydadan öte çok büyük bir sürpriz olur yani. Şimdi nihayetinde burada toplasan yani Konyalı olarak Konyaspor'a hizmet etmiş kişilerin sayısını çıkarsan bilmiyorum yani şu anda sağ olan abilerimiz, kardeşlerimizle falan yani 60-70'i geçer mi bilmiyorum yani veya 100 diyelim yani. O kadar da olmaz. Yani, yani. Bu yani sizin bu, kendi içinizde bir derneğiniz falan yok muydu? Profesyonel Konya Sporlar Derneği gibi falan. Ya, ya zamanında yapıldı, vardı. Yalnız bu işler imkan meselesi hocam yani sponsor meselesi kapatıldı. Vardı derneğimiz. Yani topluluklar oldu. Belirli bir süre işte Hüseyin abi başkanlık yaptı. Evet. Hüseyin Öner abi. Kamil Köprülü yaptı. Bir ara büyük bayram da yaptı gibi. Nuri Mehtap yaptı. Evet. Ali abi yaptı. Yani ama dediğim gibi yani imkan meselesi gülüm yani bunu bu işler bir kopukluk oldu yani değil tabii mi? Ki tabii ki ama bu devamlılığı sağlayan yani kulüplerdeki bu işler devam ediyor. Evet. Mesela bir bildiğim kadarıyla Trabzon'da bu iş çok iyi gidiyor. Yani evet. Bu çok Süper Lig takımlarında başarılı bir şekilde bu dernek devam ediyor. Yani ediyor. Ha Konyaspor'a gelince tabii ki yaparsa hani bir söz var yarım elma gönül yarım, alma evet. Yani şeklinde. Nihayetinde yani bu insanlar da bu kulübe hizmet etti yani. Ve yani gençliğimiz bu kulüpte geçti ya. Yani bırak şeyi gençliğimiz. Ben şu takımın kulübün içine girdiğimde yaşım 12 idi. Evet. 12 idi. Futbol evet. Okuluyla girdik biz. Hasan abi döneminde, Hasan Altoklar döneminde yani başladık. Nasıl başladık? Bir forma, bir şortumuz vardı. Evet. Yani pabucu kendimiz alırdık, çorabımızı kendimiz alırdık. Yani kulüple hiçbir alakası olmadığı halde ama Konyaspor Futbol Okulu'ydu adı. Yani böyle geldik yani yetiştirildik, yok, böyle tabii. Geldik. Tabii ki yani saha yok, basket sahalarında idman yapardık o taşın üzerinde. Sabahın altısında ben çok bilirim yani hatırlıyorum. Sabah sahada kimse olmaz diye sabahın altısında sahaya gelirdik, idman yapardık evet. Hocam yani yaptırırdı Hasan Hoca. Yani şu bu işlerin devamında fayda var. Yani şimdi ne kadar da bir yıl yapıldıysa bunun sürekli oluşması evet. Lazım yani. Niye? O insanları da Konyaspor'a karşı küstürmemek yani sempatisini daha da artırmak adına takıma karşı. Yani süper olur devam ederse bu işler çok süper olur yani. Cüneyt Başkanım yani olması gereken de o. Çünkü siz yıllarca Konyaspor'da büyük fedakarlıklar yaptınız. Konyaspor'un armasını şerefle, gururla taşıdınız yani. Konyaspor yönetiminde ufacık bir size tribünde ufak bir yer vermesi kadar jest diye şeyler yapması lazım yani. Yani ne olur yani 100 kişi yani şimdi 42 bin kişilik statta 100 tane loca, hayır yani 100 kişilik loca insanı yok. Yani bir loca veyahut da yani oturup güzelce maçını seyredebileceğin evet. Yer ayrılsa ne olur yani? Ama ne kaybı olur? Yapılmıyor. Yani kaybı olmaz, menfaati olur. O insanları seyirci olarak tabii, oraya buyurun. Sürüklemiş olursun hiç değilse yani. Evet. Yani bu onur edilmek bunun bir zararı olmaz. Bunun aksine böyle bir şey kesinlikle olmaz. Ya zaten bizim ömrümüz futbolda onur edilmekle geçtik. Evet. Ya yani biz yani şimdi bak önceki yıl iki yıl önce bir plaket aldık. Koyduk. Hani Konya'nın en güzel yerine değil mi? Yani evet.
başımızın yattığımız başucumuza diyelim Konya tabiriyle. Yani onunla avunuyoruz işte yani. Yani daha bu, fazlası yapılması gerekiyor. Mutluluk veriyor. Yani bu tür şeyler insanları onur ediyor. Yani hiç değilse diyoruz ki ya unutulmadık biz de yani bir plakette olsa yani bir günlük birliktelikte evet. olsa diyorsun mutlu oluyorsun yani. Peki, bunların devamlı olması evet. lazım. Geçmişe dönük bir anınız var mı şöyle Konyaspor'la ilgili büyük anınız enteresan bir olay? Vallahi enteresan bir olay hocam. Bana garip de geldiği için hiç unutamıyorum. Erzincan'a maça gittik. Evet. Tabii maç saati geldi. Soyunduk biz. Maç ısınmaya çıktık sahaya. Evet. Isınıyoruz, ediyoruz. Maç saatine 5 dakika var. Hakem yok. Evet. Ortada hakem yok. O zaman da iyi bir kadromuz var. Rahmetli Ankara Güçlü Kel Mustafa. Evet. Rahmetli oldu yakında. Müjdat abi, Müjdat Yalman. Ceylan ikinci rahmetli kaleci o da geçen yıl rahmetli oldu diver ya Kıvırcık ismini İstanbul Tufat Başkanlığı yaptı ya ben de anımsayamadım ya işte demek ki ihtiyarlıyoruz hocam yani yani. Yani çok iyi bir ekibimiz var evet. Celal bizim sol açık Celal efendim yani iyi bir ekibimiz var maça gittik hakem yok ortada ısındık biz ettik dediler ki hakem yok gelmedi hocam evet. gidin soyunun maç iptal oldu geri giyinin biz soyunma odasına girdik duşlarda işte duş alıyoruz falan bir haber geldi hakem geldi hadi maça tekrar giyelim yani biz tabii hemen duş alıyoruz ya duştayız silindik milindik tekrar sahaya çıktık hoca hakem bir geldi vallahi hakem daha yeni ayıkıyor hocam öyle mi? Yani çıktık maçımızı oynadık yani kazansaydınız mı kazanamam mağlup olduk hatırladığım kadarıyla mağlup olduk yani böyle bir futbol dağınımız oldu yani daha var daha tabii ki de yani yok. Yani Deniz hocam o zamanlar Türkiye'de şeydi moda demeyeyim de bir alışkanlıktı gelen hakemleri garajdan alıp misafir evet. etmek, yemeğe götürmek, eğlence yani evet. Şudur budur yani bunlar bir yani adet demeyeyim de yani böyle yapılıyordu yani. Şu anda da hocam mesela amatörden bile biz de hakem olduğumuz için geçmiş zamanda maçlardan sonra bazı ilçelerimiz, belediyelerimiz hakemleri maçtan sonra teklifleri oluyor bize sağ olsun hocam yani. Yemek yiyelim hani misafir edelim diye. Olmayanlar da oluyor. Bu bir hoşgörü böyle bir niyet bazı ilçelerimizde oluyor. Hala devam ediyor. Ya ne güzel bir şey. Sonra... Eğer kötüye yorumlanmazsa yani şimdi bizim insanlarımız Deniz Hoca biliyorsun evet. yani bir şimdi şu zamanda evet. o zaman pek öyle şimdiki bakış gibi bakılmıyordu. Görüş gibi düşünülmüyordu yani. O zaman hadi işte tamam hakem bağlandı yani satıldı. Şöyle yani. Bir anım var hocam bizim de sizin dediğiniz gibi bana yapılan bir şey. Bir ilçemiz ilçeyi söylemeyeceğim. Maçtan önce dediler ki hocam yani dedi sizi yemeğe götürelim maçtan sonra böyle dedi. Biz evet. dedi ki bir gözlemci hocalarımıza biz danışmak isteriz. Çünkü bizim bir gözlemci hocalarımıza uygun olursa tabii dedik. Neden olmasın? Sorun olmaz. Sonrasında maçtan sonra ne teklifi eden ne de kulüpten herhangi birisi vardı. Mağlup olmuşlardı. Yenilmişlerdi. Biz bunu da böyle reddi karşılaştık. Yani, şey de oldu hocam. Yani oluyor şimdi şu işte. Şu anki Konyaspor'la ilgili şu üzerinde. Evet. Mesajlar var hocam. Başlamadan önce Can Gönen'i yayınlar. Mücahit Aydın bizim hedef temizlik sponsorumuz. Dündar Adem iyi yayınlar demiş eski hakemlerimizde. İlker Sert iyi yayınlar demiş. Herkese iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Bize yorum teşekkür olarak katılabilirler. Ederim. Bu arada maçlarla ilgili yorumlarını yapabilirler. Buradan dile getireceğiz. Evet. Ve bir de eski hakemlerden Sait Tepe, Bosna Hersek mahalle muhtarı kendisi. Evet. Antalya'ya çok yoğun yardımlarda bulundu. Mahalle olarak çok çalıştı. Eski hakemden tanıdığım, saydığım ve sevdiğim abilerimden. O da bugün canlı yayınımıza konuk olacak.
Onu da ilerleyen zamanlarda alacağız. Buyurun hocam, sizden devam edelim. Konyaspor hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bugünkü, dünkü seyrettiğimiz Konyaspor, tabii herkesin bakış açıları, düşünceleri, evet, seyir ölçüleri değişik yani. Mütevazi bir takım kurulmuş. Yani kadro da gelecek şimdi. Yani alınan futbolcular, yani Sivas maçında seyrettiğimiz 90 dakikada yani öyle dört dörtlük ahım şahım hani da değil. Öyle yani bu takımda oynayamayacak kapasitede de değil. Takıma uyum sağlamış. Yani savaşçı tipte gördüm yani ben. Savaşçı tipte futbolcular grubu oluştu. Zaten Konyaspor yani 3-4 yıldır oynadığı sistemde yani ekipte savaşan bir ekip. Yani mücadele eden bir ekip çoğunlukta. Yani tabii birkaç eksik takviye orta sahaya ben hani evet, olursa yani bir de Çiklaski'nin yanına yani orada takviye onun sakatlığında veya birbirleriyle yani bir uyum sağlayacak edecek futbolcu alınmasında fayda var. 4-3-3 gibi bir sistemle mi Konyaspor daha çok oynuyor hocam? Saha içerisinde değişen bir sistemi var mı? İzlenimimiz nelerdi? 4-3-3'lük bir sistemle oyuna başlıyor ama ya, onun içerisinde değişebiliyor tabii yeni sistemle. Ya şimdi buradaki yani dizilişe, şimdi futbolda ben öyle şeylere pek bakmıyorum Şenel hocam. Nasıl? Ya dizilişte öyle gözüküyor yani, öyle oluyor. Başka defans, yani şimdi bunun adı konmuş yani 3-5. Bu devamlı bu şekilde yani bir sistemle oynayanlar için yani şey. Her maçta mesela rakibin pozisyonuna veya rakibe göre sistem oynanıyor yani. Ya zaten Tuncay Başkan top rakipteyken 4-5-1'e döndüler. Top bizdeyken de 4-3-3'e gibi i̇şte döndüler. Top yani, rakipteyken yani, farklı evet, bir sistem, yani, top tabii, takımdayken yani, başka bir sistem. Alanları daraltmak amaçları buydu Konyaspor'un. Bana göre bu maçta ilgili başkanım şimdi şey diyeyim ben. Yani sistem oynanırken çıkıyor evet, hocam evet, yani. Ya 90 dakika yani evet, oynanırken çıkıyor yani. Şimdi bakıyorsun yani şu düzende çıkıyorsun. Karşıdaki rakip hani bazı futbolcuların hani adam adama oynanması gerekiyor. Yani veyahut da onu oynatmaman gerekiyor. Yani markajı, futbolda markaj gerektiriyor, ettiriyor. Yani sistem değişebiliyor yani. Ama 19 maçtır yenilmeyen Sivasspor'u yani şimdi evet, baktığın zaman yani Konyaspor'un şu haftaki 3 puanı değerli. Değerli. Hem çok de değerli, çok değerli. Hem öyle baktığın zaman 19 hafta yenilmemiş bir ekibi, hem bence bizden önce hazırlığa başlamış yani hazırlık periyodunu tamamlamış, bizden daha fazla gün sayı olarak fazla periyotlarda çalışmış. Yani bir ekiple oynadık. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, daha hazır bir ekiple oynadık. Bu da bizi yani bir avantaja çevirdik yani böyle bir ortamı evet, kendi lehimize çevirdik yani. Evet. Konyaspor yani iyi mücadele etti. Onların da bir fazla pozisyonu yoktu. Ama hocam bir şey dikkatimi çekti. Siz de eski futbolcusunuz. Kanatlardan yapılan ortalarda yer topa kafa vurdu Sivasspor. Şimdi ben ona kenar, değineceğim kenar hocam. Kenar toplarında yani, sanki ben değineceğim şimdi evet, ona. Sizin hocamın dikkatimi çeken evet, konu oldu yani. Kenar toplarında bir zaafım var. Ya şimdi oturmadı mı yoksa daha? Ya şimdi bana göre müdafaamız hatasız top oynadı. Yani bir Abdülkerim'in oradaki hani bir penaltı gibi değil de sırtıyla hani şey etmesi haricinde bana göre Ahmet Çalık'ta yani şeyde müdafaamız hata yapmadı. Ha orta atılacak abi, futbol oynuyorsun ya yani şimdi ortada gelecek. O zaten hiçbir şeyi yaptırmazsan rakibe hocam her maçı kazanırsın evet, yani. Her maç. Ama bu olay devamlı tekerrür ederse önlem gerekir. Evet.
önlem gerekir. Evet. Yani ilk baştan biz de uyaralım başkanım. Yani bunu bir maçlıkla yani. Tabii ama kenardan gelen her taraftan kafa vurdular. Biz yani şimdi evet. ikinci hafta aynı böyle şey devam ederse, üçüncü hafta böyle devam ederse o zaman yani bir şeyler olur. Tedbirimizi alalım yani. Tabii alalım, söylemekte fayda var. Şenol Hocam yani. Güzellikleri yani, söylediği kadar. Gördüğünü, hatalı, evet. gördüğünü söyleyeceksin. Zaten Konyaspor'a faydalı olacaksan gördüğünü söylemek mecburiyetindesin. Yani, oyunsal yani, anlamda Deniz Hocam. Yani, oyunsal anlamda Konyaspor bana göre 30-35 dakika çok iyi işler yaptı. 35 dakikadan sonra biraz inisiyatifi Sivasspor aldı. Ev yani, sahipti. O da etkisiz aldı Şenol Hocam. Yani top hareketleri yani, etkili bir ataklar olmadı. Bir kaptanları neydi onun ismi Şenol Hocam? Kafa Hakan. Vurdu, Seyit çıkardı Hakan. Ha. Yani onun haricinde bir doğru dürüst pozisyonlar olmadı. Hocam vardı şimdi bak yani şimdi dediğiniz gibi Abdülkerim hamle hatası yapıyor. İlk hamleyi yapması gereken gecikiyor. Rakibi kaçırdığı zaman da bu sefer vücut kuvvetiyle iş yapmaya çalışır. O da faul kazandırır rakibe. Bu hafta belki bu pozisyonu penaltı da verebilirlerdi. Abdülkerim'in yaptığı pozisyonu. Yani Abdülkerim kardeşim biraz daha dikkatli olsun diyorum. Savunmada da yan toplarda klasik olarak Sivasspor'un gol kazanma şeyi yan toplardan, duran toplardan evet. atılan toplarla gol aradılar. Konyaspor alan savunması yaparken adam paylaşımını unuttu. Yani iki pozisyonda o bölgeden vuruldu. Skubic boş kaldı yani. Paylaştığımlarda Konyaspor'un hatası var. İrfan Hoca, İlhan Hocam da, Palut Hocam da bunları görmüştür, gözlemlemiştir yani. Mutlaka. Artık antrenmanlarda bu tür çalışmalar yapılırsa bana göre başarılı olur. Çünkü en büyük zaafımız duran toplarda, yan toplarda. Evet. Yine kalecimiz Seyiç, bana göre Türkiye liglerinin Muslera'dan sonra en iyi kalecisi diyorum yani yabancı kaleciler içerisinde. Geçen yılda bu yılda iyi müsabakalar oynadı. Çıkardığı top kolay değil. Bir ters pozisyonda, o ikinci kafa vurulduğu pozisyonda çok zor bir pozisyon. Çünkü önünde başka Sivasspor'un sporcu perde yapmıştı. Evet, Konyaspor iyi yolda diyorum. Orta sahamızda, şeyimizde en pokuyu mesela biz sağ açık, sağ kanat diye alındı değil mi hocam? Evet. Yani transfer ederken açık diye alındı. İşte burada geçen haftaki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Orta sahadaki sporcu sayımızın azlığından bahsetmiştik. Nitekim evet. şimdi biz sürekli hücum bölgesine ve kanatlara oyuncu ararken orta sahada bütün yük Soner, Halil Ahmedoviç bir de Endi Çekici'ye binecek. Evet. Şimdi şu sistemde Empoko'nun oynadığı bölgeye muhakkak bir adam alınması lazım. Önceki yayınlarda da söylemiştik zaten. Evet. Bunu. Yani bunu özellikle söylemiştik. Orta sahaya gerekiyor hocam. Şart yani. Orta hocam. Mesela yani, bugün bildiğimiz bir haber Polonyalı bir Michalek'le 2+1 yıllık anlaşılmış. Daha önceki Ankara Gücü'nde oynadı, Rize oynadı. Bana göre iyi sporcu, çabuk. Başarılı olabilecek bir sporcu. Evet inşallah. Ben Serdar Gürler'i oyuna aldılar son 10 dakika. Hiçbir şey göremedim yani. Zaten acele etmeyelim diyorum yani. Evet, acele etmeyeceğiz ama Tuncay Hocam'ın dediği gibi de ilerleyen maçlarda da göreceğiz bu şeyleri. Ya şimdi hocam. Ön yardımı da olmayalım evet, ama gereksiz evet. bir transfer ben bunu, ya Serdar Gürler'e. Ben bunu her televizyon programında söylüyorum. Yani geçen yıl da çok söyledim. Kon TV'de olsun, Kanal 42'de olsun. Reklam verme yani, hocam. Reklam özür dilerim, özür dilerim. Şunu söylüyorum. Hemen ya bir maçlık, iki maçlık, üç maçlık yani bir sabırlı olalım. Evet, kesinlikle. Yani mesela İlhan Hoca ilk geldi geçen sene. Vay uçurduk, konduramadık yani edemedik. Ya bir bekleyin aziz kardeşim. Bir bekleyelim, bir görelim yani. Kimse kötü demiyor. Kimse yani şu ama beklemesini bir bilelim ya. Yani bir anda İlah yapıyoruz, bir anda ayaklar altına alıyoruz. Böyle bir şey yok ya. Evet. Yani biraz sabırlı olmak gerekiyor. Yani şimdi ben sosyal medyada gözüme çarptı. Poku için ya bu topçu bizde oynayamaz. Hani veya şu ya bir durun ya. Ya bir durun ya. Bir ilk maçına çıkmış ya adam yani. İşte hocam en Poku'yu da alırken mesela o oyuncu orta sahada oynayacak oyuncu değil diyoruz. Yani bizim eleştirdiğimiz konu sporcunun iyisi kötüsünden tartışmıyoruz biz. Hocam, yani o çocuğun
senin için kanat söylemiyorum. Oyuncusu. Bu takımda yok, oynayamaz deniyor. Genel olarak yani o çocuk öyle bir önyargı kesinlikle yapılmamalı. Yapılmaması yani, lazım. Yani, evet. Hayır. Bekleyelim 4-5 evet, hafta bir görelim. Ondan sonra yazacağını. Kimler için oynanamaz dedi de neler yaptı? Kimler bu takımda yıldız olur derler de nasıl gönderelim? Ya hocam bak ben hep söylüyorum. Ya bak mesela geçen yıl, önceki yıl bu takım mucizeler yarattı ya. Yani o gönderdiğimiz adamlarlaydı Şenol hocam ya. Bir Mia bak sana, seni ligde bıraktı hocam attığı golle. Kesinlikle. Yani futbolcu vardır, sana iki maç kazandırır, ligde bırakır. Deniz hocam. Bilemezsiniz işte değil mi hocam? Önyargı olmamak yani, gerekiyor. Tuncay hocam işte kadro derinliğinin olması açısından diyor yani transfer şart yani. Şu anda kadro derinliğimiz yok fazlasıyla. Hocam orta yani, sahaya seninle beraberim. Yani. Orta sahaya hani adamın alınması gerekir. Forvet'e bir takviye. Forvet'e de bir takviye evet, ama işte buradaki olay eğer eldeki kalitede alacaksan hiç almayacaksın abi. Bugün hani elindeki bir tık daha üst olmalı ki yani, tamam şeyler verebilir. Yani, bugün bir yani, haber kaynağından aldım. Romanya'nın kulüp takımında forma giyen Bilal Omaria kulüp takımında oynuyor bu adam. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz kulüp takımında önerim oynadı. 5 müsabakada 2 gol atıp 2 gol asist yapmış. Yani ben izlemedim. Şampiyonlar Ligi gibi bir futbol arenasında oynayıp 2 gol atıp 2 asist yaptıysa bana göre kaliteli bir adamdır. Bu sezonda sözleşmesi bitiyormuş. Onunla görüşme içerisindelermiş şimdi. Büyük ihtimalle Konyaspor'a gelecek deniyor yani. Umarım ya, gerçekleşir. Kaynağınız nedir bilmiyorum ama yani, böyle oyunculara gelmek zordur yani belki yapmasa ama. Ya zor diye bir şey yok hocam yani. Ama şimdi hocam lig başladı. İlk hafta geçti. Daha bakın iki tane eksik sayıyor. İşte, forvet diyoruz. Orta saha diyoruz bu mesela. Bu daha önce belki görüşüldü ki Şampiyonlar Ligi'nde kulübün müsabakaları bitti. Bunu evet, bu hafta son. Hatta bu hafta oynandığı müsabakada kadroda oynamamış. Sözleşmesi bu yıl biteceği için oyuncunun kulüp takımı da Romanya'nın kulüp takımı da bu sporcuyu belli bir ücretle satıp para kazanma amacıyla bir düşünceleri var ama ki hocam, bu hafta oynatmamışlar yani. Ya Romanya oyuncuların yani, transferi zor oluyor. Evet, şimdi hocam hiç bilemiyorsun. Buradaki evet, bütün sorun uyum, uyum. Kesinlikle. Yani kesinlikle, şehre uyum, takıma uyum. Şimdi mesela Skubic ilk geldiği yıl Konya'ya, ilk geldiği yıl ne dendi? Şu kadar paraya, o günün şartlarında bir amatör topçuyu alamazdın hocam ona yani evet, verilen paraya. Çok kişi ne diyordu? Ya bu paraya gelen topçu mu olur bilmem ne mi? Hani bir adam çıktı bak çok yani başarılı yıllarda başarılı oldu abicim yani. Dünyalı olmamak yani. Beklemek de fayda var yani. Hemen eleştirmek, hemen yani şu oynardı, bu oynayamazdı. Şimdi bizlere kalsa o oynar, o oynayamaz. Herkesin gönlüne göre hareket etmek gerekir hocam. Tabii insanlar yani, yorum yapacak yani tabii bunu Konya'da saygımız var hocam. Yorum yapacak. Yorum bak elbette saygımız var. Yapacak elbette evet, ama biraz beklemekte fayda tabii, var. Tabii tabii. Biraz ha burada ne konuşulur Şenol hocam? Sahada gördüklerini söylersin. İşte az önce söyledin Abdülkerim evet, ilk hamleyi yani yapsa daha avantajlı evet, olur. Yani şu olur, bu olur. Bu gördüklerini söylersin. Abdülkerim yıllar öncesinden biz dedik ki evet, bu sporcuyu evet, kiraya evet, vermeyin kardeşim dedik. Bunlara şans verilmezse bu adam kendini nerede gösterecek? Hocam, Bükücü Aşimşek nereden oldu? Hangi arenada gösterecek kardeşim hocam, 12 yani? 12 yaşında başladım dediniz. Size şans verilmeseydi siz Tunç Aşimşek nasıl Konyaspor oynayacak? Tabii ya hocam, şimdi yani. Bunlara şans verilecek ki genç oyunculara, yetenekleri, acaba mı denilen oyuncular kendilerini gösterecekler. Ya şimdi deniyor ki ya takım rahat değil şans verilmez. Takımın puan durumu iyi değil. Hani örnek evet, şans bulamıyor. Anadolu kulüplerinde öyle oluyor daha çok. Ya hocam bu çocuk nerede bulacak? Evet. Ya zaten öyle bir futbolcuyu bulsan çıkıp yani bir şans verdiğin zaman çatır çatır futbol oynayıp sana atacak iki tane kurtaracak öyle adam olsa zaten oynar ya. Tuncay Başkanım bak şimdi. Oynar ya zaten. Haklısın. Sağ bölgede kim var? Zeynep Beyti var doğru mu? Sağ kanatta. Empoku'yu aldınız mı bölgeye? İki etti. Serdar Güler aldınız mı o kanada? Serdar Güler de aynı sağ kanat oynar. Doğru mu? Alt yapıdan, her tarafta o sağ alt yapıdan da Ekrem Kayıbalı. Yani aynı bölgede dört adam. Burada bir yığılma. Kadro yapılanması yapılırken burada bir
çoğalma oldu. Tamam, bunlar belki sağ sol her iki kanatta da oynayabilir. Kadro mimarisini yaparken, yapılanmasını yaparken akıllı davranmak lazım. İşte Serdar Gürler yine ön yargılı olmayalım diyorum. 10 dakikalık, 15 dakikası, 75 dakikada oyuna girdi. Kazandığımız toplarda, orta sahada samimi söylüyorum, yapacağı koşuyu bile unutmuş diyorum topçu. Öyle bir an oldu ki içeriye doğru koşu kat etmesi gerekiyordu. Kat etmedi. Çünkü o dakikadan sonra Sivasspor takımı biraz daha öne çıkmaya başlamış. Savunma arkasına atılan her top tehlikeli olacak. Ama maalesef Serdar Güler o koşuyu yapamadı. Daha hazır değil demek ki yani. Hocam, ona şans vereceğimize Ekrem'e şans verelim diyorum ben de. Ya işte bak ne diyorum sana. Yani verilmeli, şans verilmeli. Ama bak benim şahsi fikrimi söylersen, sorarsan, evet. Serdar eğer hani bir işte gene laf söylendi ya, sakattı, işte sakat geldi bilmem neydi falandı filandı. Eğer Serdar bu sene sakatlık şu bu yaşamazsa bize faydalı olur abi. Oynayarak evet. Yani evet. Bize çok faydalı olur. Niye? Çabuk adam, sprinter adam. Doğru söylüyorsun. Oynama oyun alması lazım. Yani. Geçen sene de çünkü az maç yaptı, oynadı. 17 maç. Şimdi burada yorumlarda şey yapayım. İlk haftadan fazlasıyla hakem hatalarının olması nasıl değerlendiriyorsun demiş Can Gönel. Onu hocam reklam aralasından sonra hakemlere gireceğiz. Özellikle rahatsız. Ali Azal, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum hocalarım. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice yıllar dilerim Tuncay abi. Bu arada doğum gününde kutlu olsun başkanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Hazırlıksız yakalandık ama bir yaş pastamız, bir evet. Pastamız burada olurdu. Sağ olun, hazırlıksız yakalandık hocam. Teşekkürler gülüm. Nice yaşlara diyoruz. Allah sağ razı olsun, mutlu, hep beraber, hep beraber. Hep beraber. Hocam şimdi bu hakem hatalarını ve bazı pozisyonlarımızı da vereceğiz ekrana. Evet. Seyircilerimizin de yorumlarını istiyoruz. Özellikle gündemi meşgul eden ilk haftanın fazlasıyla bir Galatasaray maçı var. Evet. Hiç olmasını istemediğimiz milli bir futbolcumuz. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasından sonra hemen bir canlı yayın bağlantımız var. Sait Tepe ile Bosna Muhtarı kendisi. Ardından devam edeceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz.
izleyeceğim bütün maç. Kitap okumayı sevmeyen yoktur. Aradığı kitabı henüz bulamamış olan vardır. Karababa Kitap ve Kırtasiye her türlü ihtiyacınızda sizlerle birlikte. Potur. Tatilde birinci. Mutluluğa açılan kapı. Mutlu Çelik Kapı. Altyazı M.K.
Merhabalar, tekrardan yayındayız. Şimdi canlı yayın konuğumuzu direkt hattımıza alacağız. Sait Tepe, eski hakemlerden, şu anda Bosna Hersek mahalle muhtarımız. Sait Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, akşamlar Deniz Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Biz beraber hakemlik yaptık. Eski zamanda birlikte maça çıktık. Şimdi de Bosna Hersek gibi büyük bir mahallenin, resmi kayıtlara göre 50 bin ama gayri resmi 100 binleri bulan bir mahallenin muhtarısınız. Ve spor hayatına da oradan devam ediyorsunuz, katkıda bulunuyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Bundan öncesinde de Antalya'daki olan yangınla sizleri takip ettim. Yoğun bir katkıda, destekte bulundunuz. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Buyurun siz dinleyelim. Önce Sincel Hocam'a, Şenol Hocam'a hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler hocam. Hoş geldin diyoruz. Deniz Hocam, şimdi futbolun içinden gelince boş durulmuyor. Sen daha iyisini bilirsin. Sizle evet. De çok maça çıktık. Evet. Bosna Hersek büyük mahalle olunca evet. Mutlaka bir takım çıkartırız dedik. Küçük miniklerden başladık. Şu anda yaklaşık 50-60 tane sporcumuz var. Evet. Bosna Hersek Futbol Kulübü diye. İnşallah önümüzdeki sene amatörden başlamaya niyetleniyoruz. Bir aksilik çıkmazsa. Amatörde bir takım olacak yani Bosna Hersek. İnşallah. Geçen sene korona olmamış olsaydı daha hızlıydık ama bu sene biraz hızımız kesildi. Şenol Hocam'a rakip geliyor o zaman. İnşallah. İnşallah. Takım sayısı ne kadar çok olursa Konya futbol o kadar ilerler yani. İşin özeti budur. Evet, evet. Hocam, evet, hocam. Bundan öncesinde de, spordan öncesinde de ben Antalya'daki yangınla ilgili çok büyük desteklerinizi gördüm. Çabalarınızı gördüm. Antalya çünkü bizim ciğerimizdi, yandı. Çok üzüldük. Evet. Maalesef. Antalya deyince buradan Türkiye'mizin büyük felaketler var başında. Şu anda Allah'ım onları inşallah bir an evvel başımızdan eksik etmesini diliyoruz. Evet. Manavgat'ta eski Toroslar yemyeşildi. Şimdi simsiyah görünüyor, sapsarı görünüyor. Evet. Bir an evvel onun çözülmesi için Allah'ımızdan dua ediyoruz Allah'tan. İnşallah. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Manavgat'ta o kadar çok felaket olmuş ki evleri yanan birebir 3 kez gittim geldim. Evet. Evleri yananları tek tek gezdik. Evet. Yani elimizden geldiği kadarıyla nacizane yaklaşık 3 tır diyelim. Buradan erzak malzeme götürdük. Hepsi birebir kendimiz ellerimizle teslim ettik. Ne güzel. İnşallah bir araya merhem olabildiysek ne mutlu bizlere. Allah'ım bütün yardım eden kişilerden Allah razı olsun. Sosyal medya aracılığıyla bir paylaşımla Konya Bosna Hersek'e yağdı. Bir gün, iki günde tır doldurduk. O kadar seri bir şekilde yardımlaşma oldu. Allah herkesten razı olsun Deniz Hocam. Ne kadar güzel işte. Bizim insanımızın, Türk milletinin zor zamanda birlik olması, böyle yardıma koşması ben gördüm. Sizi takdir ediyorum. Çünkü 50 bin, 100 bin nüfusu olan bir yerin muhtar olmak yani bir belediyelikler var yani o kadar nüfus olmayan. O yüzden ben sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum da bununla ilgili. Hocam biz de teşekkür ediyoruz. Sizin gibi yardımsever, vatansever insanlara buradan hepinize evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum hocam. Be Allah hayır sahiplerine ayrıyetten sizin huzurunuzda da teşekkür ediyorum. İnan ben sadece öncü oldum ama Konya'nın her tarafından yardım aktı. Ne? Bosna'mız başta olmak üzere çok yoğun bir ilgi vardı. Herkese teşekkür ediyorum sizlerin aracılığıyla. İnşallah ne mutlu bir arkadaşımızın yarasına merhem olabilmişsek. Ne kadar güzel hocam, ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Tekrardan da spora da devam kopamıyorsunuz. İkinci olarak da Bosna'da bir sporcu futbol kulübü kuruyorsunuz. Onun evet. Hakkında nasıl seçiyorsunuz oyuncuları? Nasıl ya. Genç yetenekleri arıyorsunuz? Tuncay Hocam da buradan 12 yaşında başlamış genç yeteneklerden bak söyledi. İmkanlarımız kısıtlıyken nerelerden geldik evet. Dedi. Şimdi imkanlar daha fazla. Neler yapıyorsunuz? Şu anda zaten 2006'lıdan 2014'lüye kadar çocuklarla başladık. Ya 50 çocuğu kurtarabildiysek ne mutlu bize. Sokakta oynayacağına çocuğun şimdiden futbola başlaması önündeki sürekli hedefini futbola göre yapıyor. Spora göre yapıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çocuklar zaten saati gelmeden yarım saat önce sahada oluyorlar. Evet, ne kadar güzel. Bizlerin amacı da zaten oradaki çocuklarımıza sporu sevdirmek, futbolu sevdirmekti.
biz de futbolun içinden gelince duramıyoruz. İnşallah onda da başarılar için uğraşacağız Deniz Hocam. İnşallah. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Genç oyuncuların, evet. Konya'mızdan oyuncuların çıkması. İnşallah. Neden bir Ömer Ali'ler bir daha çıkmasın? Evet. Şenol Hocam bu duruma ne der? Ne demek istersin hocam? Bakın genç yetenekler çıkıyor yani burada. Ne kadar güzel. Müracaat evet. Etmişler mi peki ASKF'ye? ASKF'ye bir katılım müracaatı yapıldı mı hocam? Tabii. Resmi şeyimiz var. Evrakları hazırladınız öyle mi? Evrak. Tabii kulüp kuruldu. Resmi kulüp kuruldu. Evet. Yani faaliyetlere katılacak mısınız? Hangi branşlara katılacaksınız? Ya ikinci amatörden başlamayı yeter diyoruz. Şu anda ikinci amatör küme yok hocam da. Yani işte onun için. Bütün takımlar birinci amatör kümeye dahil oldu pandemiden dolayı. O zaman ikinci yıl, bu yıldan sonraki yıl ikinci amatör küme oluşumu yapılacak. Şimdi siz o zaman U16, U17 gibi ligler oynatılırsa eğer, o branşlara katılırsanız daha iyi olur hocam. Olabilir hocam. Evet, yani bilgi amaçlı söylüyorum. Ya geçen sene biz ikinci amatör yoktu. O yüzden katılmamıştık ama bu sene... Bu yıl da olmayacak yani. Bu yıl da olmayacak. İkinci amatör küme pandemiden dolayı kalktı. Bütün takımlar birinci amatör kümede mücadele edecek. Anladım. Peki ona göre takımı kursa katılma şansı yok mu? Hakkı yok evet. mu? Yani... ikinci amatör küme yerine birinci amatör kümeden direkt başlatılma gibi ihtimali olabilir mi? Hocam şimdi bak şimdi. Şenol Hocam şimdi dedi ki yetkili evet. değilim. ASKF yönetimi bilir yani. Birinci amatör kümeye dahil edildi dedi. Aynen, o zaman bu hak birinci amatör kümede Sait dedi. Hocama da geçerli. Yeni kurulan takımlara ne aşamada yani onunla ilgili bir bilgimiz evet. yok. Sadece geçeyim ki statüde ikinci küme birleşti yani. Hı-hı. Lig devam ederken pandemi olduğu için. Ha, bu sene nasıl bir statü izleyeceğini evet, yani belli birinci kümede evet. mücadele ettirecekler. Düşme sayısı daha fazla olacak bu sene. Ama daha sonra kurulacak kulüpleri birinci kümeye dahil edebilirler. O farklı bir şey. Onu ASKF'nin bileceği şey. Yazışmalar mı olacak bir şey yani. Ama şöyle yani bu dahil olayında ikinci amatör kümedeki takımların birinci amatör kümeye dahil edildiği varsayımından yola çıkarak yeni kurulmuş bir ekip ikinci amatör küme için kuruldu. Bu da onların içine dahil olması bence. Gerekir bence. Gerekir tabii evet. ki yani. İnşallah hocam dahil olursunuz siz de. Yanlış olur mu Şenol hocam? İnşallah. Yani ASKF'nin ne yaptığını bilmiyoruz hocam. İşte onun yani, için yani biz... Bilmiyorum ama o hakta buna da tanınması lazım. Kesinlikle. Ama takım hazırsa, kurulmuşsa, yani statülere uygunsa, kurallara uygunsa bilmiyorum yani o konuda fazla bilgim yok ama takım kurulmuş ismi de hocam ismi de Bosna Hersek Futbol Kulübü. Doğru mudur hocam? TD'de. Evet kulübün ismi de belli hazır. Yani keşke umarım aramızda olur. Şenol hocamın da dediği gibi ne kadar çok takım olursa o kadar iyi. ASKF de bunun için çalışıyor yani takım çıkarmakta zorlanıyorlar ilçelerde zorlulaşlarla. Yıllardır Bosna Hersek'te takım kulübü ben görmedim hocam. Var mı? Yani keşke merkez bütün merkezler, bütün semtler, evet. bütün mahalleler takım kursa yani. Evet. Bosna Hersek az bir nüfusu olan bir yer evet. değil hocam. Nüfus olarak nedir sizin tam olarak hakim olduğunuz bölge, görevli olduğunuz? Bana mı sordun? Evet, evet Şahit hocam. Ya resmi 40 bin. Bu şu anda değişmiştir bu resmi. Öğrencinin gelmesiyle burası iki kat diyor. Evet, resmi 40 bin hocam. 40 bin nüfuslu. Hocam burada sayı önemli değil. Burada sahip çıkacak kişiler önemli. İşte hocam futbolun içinden gelmiş. Yani hocam gibi evet. insanların çoğalması önemli. Yani şimdi hocam kurdu, bu işi seviyor, ediyor. Hocama destek yoksa, finansör yoksa bilmem. Şimdi hocam nereye kadar nasıl yani götürecek? Doğru mu hocam? Evet hocam, evet. Tüncel hocam teşekkür ediyorum. Yani bunların, bu sayıların çoğalması gerekiyor. Arkadaş, hocamız yeni takım kuracak. Lütfen karamsırlar. Hayır ama hocam gerçekleri konuşmakta evet. fayda var hocam ya. Hocam kendisi hakemlikten, eski hakemlikten gelme. Ben de eski hakemlikten için hocam. Şirket olarak biz isim sponsoru olarak destek vereceğiz. Ya kendisine. Hocam her türlü yani evet. ben yani şimdi kardeşimizin yaptığı başarılar diliyorum. Allah kolaylık evet. versin. İnşallah. Benim söylemeye çalıştığım şu, karamsarlık değil Şenol Hocam. Sen de başında, sen de başında. Koca yani İsrail'i kaç kişi götürüyorsunuz? Zorluklarla mücadele hayır, kaç kişi yani. Götürüyorsunuz?
Biz elimizden geldiği hizmet etmeye çalışıyoruz Konya Futbolu'na yani. Aslında yani. Hocamız doğruları söylüyor. Evet. Destek olmazsa bu iş olmaz zaten. Yani evet. Ama hocam ne hikmetse bizim Konya'da doğru söyleyenleri Yediköy'den kovuyorlar hocam. Doğru hocam, eyvallah. Valla hocam biz Sait hocamı seviyoruz. Kendisi de aslen Yozgat'ta hocam ve Konya'ya hizmet ediyor. Bak, hocam Konya'daysa Konyalı ya. Ama ne Konyalı, güzel bir şey değil mi Sait hocam? Evet hocam, yok Konya ya, Konya spor forması giyer gezerim ben. O kadar gördün Konya'da mü gezerim hocam? Evet, ne kadar güzel. Yani, ne budur, kadar güzel. Budur hocam, sana başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'ın kolaylıkları versin sana. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam seni sevmiş. İyi akşamlar hocam. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Sait hocam biz de kendisi size çok teşekkür ederiz. Yardımlarımız, desteklerimiz elimizden ne gelirse biz de futbolun içerisinden gelmiş kişiler olarak yanınızdayız. Tekrar size yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Sait hocamdan sonra işte hocam dediği gibi destek olmazsa olmaz. Ya ben bu çocuğun ne çektiğini, Şener kardeşimin ne çektiğini sizleri biliyoruz. Hocam biz yıllarca spor içinden geldiğimiz için biz acaba bir genç kazandırabilir miyiz? Ya hocam güzel, ne güzel. Biliyoruz yaptığınız. Sizin yaptığınız fedakarlığı söylüyorum. Evet, doğru söylüyorum. Güzel hocam ya. Sevgiler kaynaklandı. Ne güzel. Bu arada TÜFAT seçimleriyle ilgili de size Şenol hocam ne söylemek evet istersiniz? Yani, zaman kısalıyor. TÜFAT seçimleri şimdi iki aday şu anda açıklama yaptı. Sayın İsmet Karababa mevcut başkan. Bir de evet İsmet Karababa'nın daha önce yönetiminde olan Abdurrahman Başangur hocamız. İkisi de çok değerli, kıymetli insanlar. Yani bu yarış TÜFAT'ın daha önce de belirttik bir getirisi yok, bir kazancı yok. Buradaki amaç hizmet edebilmek. Projeler neler verebiliriz, neler yapabiliriz? Bunun mücadelesi içerisinde olursak yani aşağı yukarı 463 tane üyemiz var Konya TÜFAT olarak. Bu üyelerin tercihi, teveccühüdür yani adayların seçimi konusunda ama lobiler yapılıyor mu hocam? Devam mı? Geçen hafta konuştuğumuzda vardı. Yani sürekli tabii lobiler eksik olmaz. Evet. Ne yapmazsa yani seçimlerde geçen hafta Nihat Başkan'ı kulağını çınlatalım. Ya hocam dedi biz yerel seçimlerde bu kadar heyecan olmuyordu. TÜFAT seçimlerinde olduğu kadardı. Hakikaten TÜFAT seçimlerinde ne hikmetse müthiş bir rekabet var. Kulisler başladı. O ona arıyor, o ona telefon açıyor. Şu geldi mi, bu geldi mi, şu gelecek mi? Yani biz kendi içimiz olursak güzel hakikaten. Yarışmak yarışabildiysen başarı gelir. Evet. Projelerle sunacaksın. Projen nedir? TÜFAT'taki antrenör arkadaşlarımızın hakkını savunma babında. Çünkü şimdi görüyoruz ki sizi temsil edecekler hocam. Konyaspor altyapısında şu anda C diplomayla profesyonel takımda görev yapmak yapamazsın yani. Bunu birinciliklerde de görüyoruz yani. Ama maalesef Türkiye'de oluyor bu. Şu anda arkadaşımızın C diplomasıyla 2-3 tane Konyaspor altyapısında görev yapan arkadaşım. Bunu da personel olarak gösteriyorlar. Böyle olmamalı. Olmaması lazım olmamalı yani. Çünkü antrenörün olduğu yerde saygı vardır, başarı vardır, üretmek vardır. Biz antrenörler iki arkadaşımız da üçüncü, dördüncü kişi de çıksın rekabetin olduğu yerde hakikaten diyorum üretmek bir de projeleriyle gelsinler. Ne yapabilirler? Üyelerini bu şekilde ikna etmeye çalışsınlar. Her iki adayımıza da başarılar diliyoruz. Gerekirse davet edenlerse evet burada konuk evet olarak arabiliriz. Arkadaşlarım ki bence bağlanmalılar yani buradan izlenen platformumuz. Konuşmaları gerekir buraya. Gerek İsmet Karababa olsun, diğer aday olsun. Abdurrahman Başakur olsun. Tabii ki. Konuşsunlar, söylesinler, dile getirsinler. Bu bir seçim. Ya tabii ki yani düşüncelerini, fikirlerini, yapacaklarını, yani yapamayacaklarını. Daha önceki dönemde biz beraber çalıştık yani. Zorluklarını, güzelliklerini biliyoruz değil mi başkanım? Yani ya burada önemli olan herkese saygımız var. Yani evet, herkes aday olabilir. Ben bu işi yürütebilirim, ben üretebilirim, ben faydalı olabilirim diyecek herkes olabilir. Yalnız fair play çerçevesi içerisinde kırmadan dökmeden evet, üzmeden oluşması lazım. Ben öyle de olacağına inanıyorum.
dediği gibi Şenol hocamın, iki arkadaşımız da değerli insanlar. Yani ikisine de başarılar dileriz. Tabii tabii. Yani faydalı olacak. Yani ne bileyim, az önce yine belirtti Şenol hocam. Üyelerin vereceği karar. Tabii, yani 400 yani, tane, yani, 600 tane değerli üyemiz üyelerimizin var. Vereceği karar. Yani burada iş üyelerde biter. Yani eder. Bu iş böyledir. Yani elbette bir rakip çıkacaktır. Seçimde olsun, orada olsun. Yani bu böyle gelmiş, böyle gidiyor yani. Dernekçilik böyle bir şey. Kulüpçülük aynı yani. Onun için dediğimiz gibi kimse kimseyi kırmadan, üzmeden, yani fair play çerçevesinde olsun düşünüyoruz. Ve kesinlikle. 403 üyenin tamamı katılıyor. 460. 460 üyenin katılım nasıl hocam seçimlerde, bundan önceki yani, seçimlerde katılım? Karaman'da üyelerimiz var, Akşehir'de üyelerimiz var, Ereğli'de üyelerimiz var. Yani tabii Karaman da şu anda bize bağlı. Öyle mi? İl olmasına rağmen. Evet. Karaman'da evet. Konya Tufat'a bağlı. Onun için biz her üyemizin oyu değerlidir, kıymetlidir. Bütün üyelerimizin de değerlerine sahip çıkmasını istiyoruz. Yani seçime katılmasını istiyoruz. Ama yine dediğimiz gibi kırmadan, üzmeden, araya fitne fesat sokmadan, birilerinin güdümüne gitmeden bu çok işleri yapalım diyoruz. Değerli yani. Nihat abim de şu an aramızda değil ama evet. O da Tunca hocam diyeceğiz, sağ olun, mutlu yıllar diyor. Teşekkür ederim hocam. Mustafa İçelik hocam, abim, kıymetli abim, selam değerli hocalarım demiş. Selamlar hocam. Melih Sönmez, yeni kurulan takımlar 2022 Mart'ta demiş hocam. Tamam. Biraz önceki ikinci küme evet, olayla yani ilgili Melih Sönmez'in yorumu. Evet. Maliye Spor'dan da benim vefat eden halamla oğlum teknik direktörüydü evet. Melih Sönmez. Hidayet Küçük Tongarlak, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Mesajlar geldikçe söyleyeceğim. Melih Sönmez de doğum gününüzü kutlamış hocam. Allah razı olsun. Bugün hocam yorumlar size geliyor. Ama şimdi birazdan pozisyonlara geçeceğiz. Oradan ben izleyenlerimizin yorumlarına merak ediyorum. Dündar Adem de, Adem Dündar demiş ki, tahminimce demiş 10 yıllık bir galibiyet bu, ilk maç galibiyeti Konyaspor'un demiş. Yani ilk haftalar. İlk hafta galibiyeti. Hocam 10 yıl içerisinde 8 beraberlik aldık. 2, 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldık. 10 yıl içerisinde ilk galibiyetimiz doğru. Bir de evet. Sivasspor'un 23 maçlık egomanyasını sona erdirdik. Konyaspor yani bir şekilde ilkler yapıyor bu yıl. Ya geçen yıl da Sivas Spor'la Konya Spor da en fazla berabere kalan ekip, iki ekip. 9 maç Sivas beraberlik almış. 8 maçta herhalde yanılmıyorsam Konya Spor aldı yani etti. Yani şeyler yaklaşıyor hocam yani. Ama 10 yıl Konya Spor'un ilk maçta galibiyet alamaması. O, az önce sen bahsettin ya Şener hocam, 100. yıl evet. Yani inşallah devam eder. İnşallah demek ki bir başlangıç olacak yani bir şeylere. Yani 10 sezonda hocam 2 beraberlik, 8 evet. Mağlubiyeti var. Evet hocam, Tufat dedik de evet. Yani antrenörü, kıymetli antrenör arkadaşlarımız bu sezon maalesef erken bırakıyorlar. Kimler bıraktı hocam? Mesela Karagümrük'ün Kasım Bacası Şenol Hoca görevine son verdi. Onun farklı diplomadan dolayı belki büyük bir ceza da alacak yani, yeterli olmadığı için, antikot kartı yeterli olmadığı için prolisansla çalışması gerekiyor. Maalesef prolisansı yok. Bu konu hakkında da Erzurumspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün bu antrenörlerle çalıştığı için küme düşürülmesi için federasyona dilekçe vermişler. Bu da ne dedim bir daha söyler misin Şenol hocam? Şimdi Şenol Can hocamız bırakan hoca. Yani bıraktırıldı. Bu bıraktırılma sebebi Erzurumspor'un federasyona verdiği dilekçe. Pro lisansla çalışması gerekiyordu. Aynı bizim Konya'daki neyle çalışıyormuş? Başkasının şeyiyle. Başkasının lisansıyla yani. İlhan Palut hocamız da kendi lisansı yok. Pro lisansı olmadığı için. Sorun olabilir mi ileride? İlhan Palut hocamız. İşte bugün duyduk, bak ne dedik? Erzurumspor federasyona dilekçe vermiş. Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük takımlarının küme düşürülmesi için. Yani bu çok büyük bir şey. Yani niye? Şenol Can'la çalıştık. Bir sezon içerisinde federasyonun vermiş olduğu talimat 2 maç, 3 maç. Amatör kümede de böyledir. 2 hafta, 3 hafta tolerans verirler. Geçici. Geçici lisans verirler. O lisanslar çıkar. 2-3 hafta sonra ya uygun lisanslı antrenör bulacaksın ya da antrenör görevine son vereceksin. Bu iş böyledir. Hocam, sporda da böyle bir tehlike. TFF kendi bilmiyor mu yani bu işleri yani? Sorun bu, hocam yani, buna benzer. Sergen Hoca çalışmadı mı zamanında?
çalıştı. Yani. Varladı. Yani bir sürü hocalarımız da Konya yani. Şeyde, Türkiye'de. Evet. Farklı bir onu araştıralım dediğiniz gibi. Ali Hazar. Kayseri Spor mesela. O da aynı. Berna Hanım. Geçen yıl alışkanlıklarını devam ettiriyor. Geçen yıl 6 tane antrenör değiştirdi. Evet. Kümede kaldı. Bu yılda ligin ilk haftasında hocasına görevine son verdi. Daha ilk haftada. Evet, daha ilk haftada yani. Yalçın Koçkavak hocamızı gönderdi. Hocam, Tuncay hocamın başta oyuncular için dediği gibi bence teknik direktörler için de biraz zaman tanınmalı. Daha ilk haftadan ne oldunuz daha henüz yani? Doğru mu Tuncay hocam yani? Ya, ne görüldü yani? Şimdi bu buradaki olaydan benim anladığım kadarıyla şu çıkıyor. Ya kulüp başkan veya yönetimiyle hocanın anlaşamadığı, uyuşamadığı hani fikiren ya da futbolcu isteklerine cevap veremediği gibi konumlar çıkıyor. Hocam neyi anlaşamıyor? Şimdi bir dakika hocam. Şimdi daha maç başlamamış. Evet. Yani başlamamış evet, yani. Bunun ne alakası var da şimdi bu yani ne diye bıraktırttı? Gerekçe ne? Gerekçe ne? Ya onu diyorum hocam. Hani, hocam aydır, şimdi ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Şahsi meseledir bunlar. Başarı, kesin, başarısızlık yani. Başarı veya başarısızlık değil. Bursaspor'unki de aynı şahsi mesele hocam. Mehmet Hoca onu da bıraktırdılar Bursaspor. Geçen yıl bütün yoklarda transfer tahtası kapalıydı Bursaspor'un. 16-17 yaşında çocuklarla mücadele etti mi Bursaspor? Evet. Kim vardı başta? Mehmet Mustafa Er vardı. Hocam, bu hafta Adana Spor'la berabere kaldılar diye hocaya gönderdiler. Hocam, yani Tuncay hocama katılıyorum. Başka bir sebepler olabilir. Yani ilk şimdi, haftada... Ya, tamam, Berna Hanım'ınki kişisel sebeptir. Mustafa Hoca Bursa Spor'da mı aynı? Valla birisi kişisel, birisi siyasidir hocam. Futbolun içerisinde her şey oluyor. Yani Bursa Spor geçen hocam? Ya hocam, bir yerden telefon gelmediğini biliyor musun? Evet. Evet. Ya Bursa Spor geçen yıl Türk futboluna kaç tane sporcu kazandırdı? Ben de diyorum ki sana, sevgili hocam, ben de diyorum ki yüksek bir yerden telefon şu hocayı alın, hoca yapın, onu gönderin demediğini biliyor musun hocam? Evet, bilemiyoruz. İlerleyen zamanlarda hocam haberlerde göreceğiz. Bu kadar sistem laşkalaştı diyorsun. Bu gerçek mi? Federasyonun evet. Yapacağı alt değil mi diyorsun yani? Bu gerçek mi hocam? Kesinlikle hocam. Yani federasyon başkanı daha önceki Yıldırım Demirören gibi biri tüpçülük yapsın, biri inşaat mı yapsın diyorsun. Yo, bu işi spor içinde gelen insanlar yönetsin, öyle mi? Hocam öyle mi? İşin gerçeği bu yani. Şimdi bir, evet, bir haftada kalmış veya ilk maçına çıkacak adamı gönderen adam yani eden insan yani ne düşünebilirsin başka? Yani garip hocam, işte aynı aslında 3 tane antrenör değişiyor. Ne Hikmetse, Hikmet Karaman bütün takımları da tercih ettiği antrenör. Neyse ki Kasımpaşa Cihat Aslan'la anlaşmış. Şimdi Kayseri Spor Hikmet Karaman'la görüşüyor. O kadar değerli antrenörü var. Geçen sene Ankara Gücü'ne geldi Hikmet Karaman. 3-4 maç iyi gitti. Ankara Gücü kümede kalacak derken son 5 maç kazanamadan küme düştü. Doğru hocam, hocamın yani dediği gibi bazı işte, duyumlar alıyoruz. Federasyon yönlendiriyor. Hocam işte bazı duyumlar alıyoruz. Siz dediniz ki biraz önce yani TÜFAT'tan açıldı şuradan buradan. Bazı teknik direktörler boşta kaldığı zaman bana federasyon veya X kişi kulüp bulacak dediklerinin duyumlarını alıyoruz. Yani kulüpsüz teknik direktörler öyle bazı şeylere güveniyor ki bana kulüp bulunacak, bulacaklar dediklerini biz duyuyoruz. 1922'ye geçen yıl, önceki yıl Başakşehir'in başkanı ben antrenör gönderdiğini biliyorum. 1922. İşte hocam dediğim şeye geliyoruz yani. Evet. Bunları biliyoruz. Yani işte. Tuncay Başkanım da burada sen otur, değil mi? Ya hocam yani, bir yani Tuncay Başkan şu bu sen yani. Sen olarak Tuncay Başkan, Ahmet olur, Mehmet olur. Konya'da bir sürü işte, değer var. İşte Allah'tan evet. Bu yıl Hakan geldi. Hakan hocamız geldi. İşte bu ha, hocam ya. İşte hocam yanlış bir sistem. Zaten hocam bu sisteme zaten her programda sistem ediyoruz. Sistem etmeye de devam ediyoruz. Yani bu gerçeği kim görmüyor yani hocam? Basketi yönetenler geliyor değil mi? Voleybolu. Onlar çıkıyor. Azdır hocam belki. Kazanç azdır belki. Olur mu hocam? Onların da yani yok hocam. Basketbol o kadar olmuyor. Amerika'da da dünyanın en büyük sektörü basketbol. Hocam NBA farklı. Euroleague bile farklı. Yani NBA başka bir dünya. Yani oyuncuların futbolculardan daha pahalı transferlerinin gerçekleştiği bir yer. O farklı. Ali Hazar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hocalarıma sağlıklı, mutlu, nice yıllar dilerim Tuncay abi demiş. Allah burada Mustafa Gölgeli, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sizin teyit ettiğiniz bir forvet transferi var mı demiş. Orhan Sağlam, herkese selam, hayırlı yayınlar demiş Orhan abicim de. Mustafa Gölgeli hocama biraz evvel işte bahsettik. Evet. Romanya'nın Kuliç takımından dedik. Atleten siyahi bir sporcu, atletik.
Hocam ben siz de onu diyorsunuz ama ben de parantez açıyorum. Rumenlerden oyuncu transferi etmesi çok sıkıntılıdır. Rumenler çok... Bu roman değil hocam. Hocam, hocam o... 2016 yılından beri Kuluş takımında oynuyor. Atletik bir sporcu. Kuvvetli. Vallahi hocam, o yani. Ülkelerin biraz sistemleri biraz... Siz de hocam içinden geliyorsun. O sistemden gelen o ülkelerden transfer etmek biraz sıkıntılı, zor. Ya zor diye bir şey kalmadı şimdi Deniz evet. Hocam. Yani. Hocam şimdi, gördük mesela yani. Galatasaray'da yaşadık bir tane oyuncu var. Teknik direktörü, kulüp başkanı her maç sonrası açıklama yapıyor. Bir 10 milyon euro dediler, bir tane oyuncu vardı Morutan Galatasaray'la ilgili. Geçen evet. hafta kulüp başkanı açıklama yapıyor. 10 milyon euroya anlaşılamamıştı. Kulüp başkanı öyle bir açıklama yapıyor ki, diyor ki yaptığı diyor saha içerisinde aptallık diyor kulüp başkanı. Söyleyin Galatasaray'a diyor basın toplantısında 3 milyon euroya onlara vereceğim diyor. Şimdi hocam bakar mısınız? Amatör ağızla konuşuyor bu şekilde. Koskoca kulübün başkanı bu Hı? şekilde konuşuyor. Transfer ettikleri o penaltıyı atan çocuk Roman değil mi? Roman hocam. Evet. Yani. Onu da Hagi önermiş. Hagi'nin sayesinde. Hagi'nin sayesinde geldi yani. Orhan Sağlam demiş ki hocam üniversitede antrenörlük okuyan gençlerimizi takımlar zorunlu staj göstermesi kuralı getirse bence futbolumuz gelişir demiş. Geçen gün bunu hakkında evet. üniversite kontenjanın hakkını kaldırdılar. Var mıydı böyle bir şey? Vardı. Camideki imamların kaldırmadılar kontenjan hakkını ama üniversitedeki spor akademisindeki okuyan antrenörlerin kontenjan hakkını kaldı. %10'luk bir kontenjan hakları vardı. O da gitti. Ne hikmetse imamlarınki duruyor, hocalarınki durmuyor. Bu, tamam imamlara da ihtiyacı var bu Türkiye'nin ama evet. Bu gençleri eğitecek büyük spor adamlarına da ihtiyacımız var. Orhan kardeşime de teşekkür ediyorum yani. Önce evet. biz gençlerimizi iyi eğitmeliyiz. Ahmet Baloğlu. Halk geçmesin yani. Ahmet Baloğlu, iyi yayınlar Tuncay Hocam. Doğum gününü kutluyorum. Hocam bugün bütün yorumlar size. Aynı yorumlar hiçbir yere ayrılmadan birazdan görsellerle, programlarla hocam. Galatasaray'ın maçı. Tuncay Başkanım bir değerdir yani. Evet. Tabii ki. Bir değer. Kıskanıyoruz hocam sizi biraz. Şimdi birazdan da normal görselleri geçeceğiz. İlk haftanın maçı Beşiktaş maçıydı. Beşiktaş maçında... Bak küçük. Oradaki o üniversitede okuyan, spor evet. akademisinde o yani okuyan arkadaşlarımızın yani öyle staj olayı kısa bir dönem olmaz. Yani uzun bir süreç ister yani. Kısa sürede başarılı olmaz. Yani şimdi futbolda bir tabir vardır. Yani o havayı soluyacaksın yani. Ben şunu demeye çalışmıyorum Şenol Hocam. Yani futbol oynamadan antrenör olunmaz, teknik direktör olunmaz demiyorum. Ama içinden gelmek yani o küfürü yemek, o çamuru yemek, o statta o kişilerin karşısında oynamak, yani o mücadeleyi etmek, yani o şey o soyunma odasını yaşamak apayrı bir şey. Her şeyden önce İçinden gelen kişiler futbolcu psikolojisini çok iyi tanıyor hocam. Yani şimdi futbolcu neden yani küfürden mi özür dilerim, paradan mı, yani şuurdan mı, buradan mı, bunu çabuk yakalayabiliyorsun. Yani şimdiki yani içinden ama spor akademisine girerken de bir yetenek testi var hocam. Yani bunu geçmeden akademiye girmiyorlar ya. O hocam, çocuklarla en azından bir Hocam yetenek testi dediğin ne ki sana eskiden bizim uzun eşek dediğimiz hocam, ondan atlatıyor zaten. Oradan spor zıplatıyor bile. Oradan ediyor yani bunun evet. bunun içinden yani. Gelmekle ne alakası var yani? Yani hocam eğitimci de olacak kara düzenli olacak yani eski tabirle hem alaylı hem mektepli. Ben bir şey söyledim olmaz demedim yani. Olur ama hocam... Uzun süreç olması lazım dedim evet. eğitimde. Yani bu şeyde staj olayında. İşte staj yapacak takım var mı da hocam? Yani onu diyoruz. Staj yapacak takım yok ki. Ya hangi bir spor akademisinden çıkan bir dönemde kaç tane mezun veriyor? 125 mi 130 mi mezun veriyor? O kadar takım sayısı var mı yani? İlleri hesap et. Konya'dan en azından 125 tane mecbur olsa, kanun olsa eli mecbur bulacak hocam. Yani. Kesinlikle. Bunun yani. Yolun açmaları gerekir. Yani böyle bir yol açıldığı zaman o zaman takımlara diyecek. Yani örnek yani Süper Lig'de olsun, şeyde olsun, yani ikinci ligde olsun, efendim üçüncü ligde olsun, B'de olsun yani hepsine diyecek o zaman arkadaş.
senin 100 tane kontenjan yapman lazım. Yani bir kota verilmesi gerekiyor. Kota veriliyor o zaman. Hocam şimdi, yani, şimdi yani. Antrenörler için bir üst sıra Bursa gideceğiniz zaman zaten kotamız var. Şu kadar yıl futbol oynayacaksın. Hayır. Stajyerler için diyorum yani. Orada talebe olan yani staj yapılsın olayı oldu ya. Onu söylüyorum. Antrenör için zaten var hocam. Yani o süreçleri geçmeden şu tamamlamadan. Orada yani, zaten yani, hocam, çıkıyor. Oradan yani. Sonra hemen size sorum var bir tane. Amatör maçlar bu sene oynayacak mı? Ondan sonra hemen Beşiktaş maçının görüntüsüne geçeceğiz. Evet. Yorumlarını da alacağım seyircilerimizden. Şimdi sadece hocam alacağım. Kitapçık geldi bu hafta herhalde kulüplere dağıtırlar diye düşünüyorum. Eylül, Ekim ayında bölgesel lig oynanacak. Süper grup bölgesel lig. Kasım ayında da amatör kimleri başlatmak arzusunlar. Çünkü Ali Düşmez'in geçen hafta bizim Konya Başkanımız buradan sağlıklar diliyorum yine Remza'ya. Evet. Sağlığına kavuştu. Toplantıya katılmış. Toplantıda alınan karar Eylül, Ekim aylarında Ballı'nın süper grubunu oynatılacağı, amatör kümenin de Kasım ayında oynatılacağı hakkında duyumlar aldık. Kitapçık da bu hafta dağıtılacak herhalde. O da o şekilde diyorsun. Evet. Hocam şimdi Beşiktaş maçından bir küçük bir görüntümüz var. O gelecek. O gelmeden önce de Orhan Hocam, Tuncay Hocam size söylüyor. Hocam güzel söylüyor demiş. Biz sizin söyledikleriniz hepsini demiş hani gördük, yaptık. Ama topa vurmayı bilmeyen, ne yeteneksiz gidenleri gördük Konyaspor altyapısına. O gençler orada olsa hepsini yaşar hocam demiş ama işte dediğimiz gibi bir düzen, evet, bir evet, kara düzen var. O düzenle o şekilde gidiyor. Hocam biraz evvel dedik işte yetersiz. Evet. Antrenör şey yok, diploması. Hocam şimdi ekrana geldi görüntümüz. Şimdi seyircilerimizden de ben yorumlarını istiyorum. Özellikle bu maç ve 3 tane maçımız var. Kritik pozisyonları bundan sonraki haftalarda böyle değerlendireceğiz. Yorumlarla da seyircilerimizin bize katkıda bulunmasını istiyorum. Hocam buradaki oyuncu faul yapan sarı kartlı bir pozisyon. Bu görüntü 1. Hocam burada sarı kartla cezalandırılıyor Sabo Beşiktaş maçında. Ardından 5 dakika sonrasında hocam ikinci bir pozisyon geliyor. Hocam daha neti hakemimiz çok yakın pozisyonda. İkinci sarı kartı veremedi ve oyuncuyu atamadı oyunda. Hocam şu değil midir hakemlik? Burada olan bir faul 30 saniyede göste kitabına göre oynanmıyor mu bu oyun? Sizin de yorumlarınız hocam, eski futbolcusunuz. Maçta olsaydınız hocam, ayağa basılan oyuncu sizsiniz hocam. Ne düşünürdünüz? Şimdi bak, birinci pozisyona kabulüm. Evet. Birinci pozisyona kabulüm. Burada bu adam bana göre ikinci sarı kartı çıkarmadıysa ayağına basan Rizeli arkadaşımıza bak, kafasına bir bak. Adamın ayağıyla hiç bak, göster ikinci görüntüyü hocam. İkinci pozisyon. Evet. Bak, nereye bakıyor? Ayağının nereye gittiğinin farkında değil hocam. Hocam yalnız bak, biz görüntü video alamadığımızı şöyle. Normalde top oradayken tam ayağından çıkarttıktan sonra basıyor. Yani bir timing hatası yapıyor. Bizde telif haklarında olduğu için video alamadık hocam. Bak şu görüntüde, şu görüntüde basmış. Doğru söylüyorsun. Basmış. Ama ben adamın kafası bak topla alakalı. Topa bakıyor. Ayak nereye gittiğinin farkında değil. Ha, basmış mı basmış. Seninle beraberim. Ama burada kasıta baktı hakem. O kararı verirken kasıta baktı. Bak i̇şte yine hocam, burada da aynı bak. Bak nereye bakıyor hocam. Pası verdikten sonra ayağına basıyor hocam. Timing hatası yapıyor. İşte bak, kasıt görmemiş. Siz öyle söylüyorsunuz. Bence. Şenol hocam siz? Bence. Yorum yapmıyorum ben. Yani ama siz bir teknik direktörsün. Şimdi sizin oyuncunuza 5 dakika sonrasında ikinci böyle bir pozisyon yapıldı hocam. Ne düşünüyorsunuz? Deniz hocam, sizin görüşleriniz bizim için hem değerlidir. Çünkü siz esas ne söylemek istiyorum? Kitabını okudunuz, okulunu okudunuz, kurslarına gittiniz. Siz evet, daha iyi bilirsiniz. Ben yorum yapmayacağım. Yani sizin görüşleriniz, değerleriniz çok değerli. Hocam, hocam hakem hocam, değerlendirmelerinde siz işin evet, içindesiniz. Evet. Önce kasıta bakıyorsunuz değil mi? Hocam şöyle, şimdi şöyle, kasıt niyet önemli ama oyuncuyu sakatlayıcı, şiddetli hareketler, sert faul hareketler, bunlar önemli. Birinci pozisyonda gösterilen kartla, şimdi biz video olmadığı için size burada tam telif hakkına takıldığımız için veremiyoruz aslında ama top ayaktan çıkar çıkmaz milisaniyede aslında oyuncu timing hatası yaparak ikinci pozisyonda ayağını anında basıyor hocam. Buna var müdahale ediyorum, etmiyorum. Siz onun bilgisini. İkinci sarı kartlarda var, devreye girmiyor. Girmiyor. Evet, direkt kırmızı kartlarda giriyor. Deniz hocam,
sizin kadar yani hakemlik konusunda şeyimiz yok ama şu pozisyonda ben olsam yöneten hakem ben de vermem abi. Şu pozisyonda. Peki hocam. Şu pozisyonda bak. Ha önceki pozisyonda direkt adamın ayağına bakıyordu. Yani direkt gitti. Ama şu pozisyonda bak hocam bak. Adamın kafası nerede? Ayak gidiyor. Adamın ayağını bile görmüyor İşte bana bir şey göre. Diyorsun, yani bana göre. Ama ilk pozisyonda bir şey diyemem. Şenol hocam yarın bir gün sizin maçlarınızda şimdi canlı yayına vereceğiz amatörde. Aynı pozisyonlar size denk gelirse beni de hatırlatmak için size sormak istiyorum. Sizin de yorumunuzu çok merak ediyorum. Yani şimdi sizin başınıza da gelir böyle pozisyon. Hocam şimdi dedim ya VAR'ın düşüncesi nedir? Galatasaray müsabakasında ofsayt kaldırdı. VAR'dan döndü. Kırmızı kart, penaltı. Doğru mu? Evet. Yani oradaki izlerken hakem arkadaşlarıma ben kızıyorum. Ama işin periyodik tarafına baktığımız zaman hakemler çok haklılar. Niye? Salise içerisinde karar vermek zorundalar. Hocam şimdi, verecek. Sen Süper Lig'de maç yönetiyorsan saatini... Amatör kümede de aynıdır hocam. Hocam söyle ama amatör kümede adamın aldığı para 70 lira 80 hocam, lira. Burada hocam profesyonel olarak... Hocam. Parayla ölçülmez hocam. Hocam. Görev kutsaldır. Kutsal ama hocam. Buradaki işini yapan insanın daha düzenli, daha dikkatli, daha titiz olması gerekir. Ya hocam buraya gidebilmek için bir... Torpil lazım. Amatör... Torpilde amatör kümede çalışacaksın. Şimdi Konya'da ben... Kaç tane antrenörümüz gitti? Yani koskoca Konya'dan millilikte hakemlik yapan isim sayısı çok az. Doğru mu? Yani milli... Yok. Şimdi Fenerbahçe hocam buradaki pozisyonda ben şunu söyleyeyim. Şöyle bir örnek vereyim size. Ceza sahası içinde bir pozisyon oldu. Birazdan karşılaşacağız. Orada tamamlayacağım bu. Hoca bu pozisyona hocam, geçmeden Fenerbahçe, bir şey soracağım. Tabii ki. Tabii ki. Hakemlik yaptığınız tabii ki, için. Adam %100 sprint atıyor. İkisi de. Rakip oyuncu da. Ayağında topu olan oyuncu da hocam. O %100 deper halindeyken adam 18'in içinde topsuz olan omuzunu koyuyor. Omuzunu vuruyor. Abi orada o %100 sprint atan adama şöyle yapsan düşer mi düşmez mi hocam? Tabii ki düşer. Niye penaltı vermiyorlar hocam? Omuzunu koydu. Omuzunu kullandı. Ama sprint yapan oyuncuya omuz atması için de omuz atacak oyuncunun da sprint yapması gerekir hocam. Yanında olması gerekir ve bu omuz omuza mücadeledir. Duran adam giden adamın önünde geçiyorsa zaten net penaltı. Bak bir şey söylüyorum. Evet. Omuz omuza gittiğini demiyorum. Adam dokunuyor ya. Koşan adama direkt yani normal. O adama Şenol hocam şöyle yapsan düşer ya. Topla %100 gidiyor evet. Arkadaşım ya. Evet. Buna omuz şarj deniyor. Yani bilmem ne. Mesela 18 içinde el handball penaltı pozisyonları. Ya kardeşim şöyle yapmış yani örnek değmiş veriyor. Şöyle yapmış deniyor vermiyor. Ya bu nasıl bir bakış açısı? Şimdi göreceğiz hocam. Hocam bakın. Aynısını dediklerinizle geleceğim şimdi hocam bakın. Bu da Fenerbahçe Adana Demirspor karşılaşmasında. Hocam birinci pozisyonumuz. Devamlı gelsin hocam bu pozisyonda devam kararı verildi. Yorumlarınızı Şenol hocam sizinle başlayacağım. Bakın hocam topa hiçbir müdahalesi yok oyuncunun. Görüşlerinizi merak ediyorum. Bu ikinci pozisyon. Nedir hocam bu pozisyonda devam kararı verildi? Hocam bak bu pozisyonda faul hocam. Evet. Yani. Hocam bu pozisyonda devam kararı verildi. Ya işte hataları söylüyoruz burada hocam. Hatalar burada evet. Faul. Buna her türlü dokunuyor yani. Baksana topa ayak nerede? Evet. Yani. Topa müdahalesi olmadı. Tabii ya olmayabilir hocam. İlla ki topa müdahalesi kesinlikle. Olacak diye bir şey yok şimdi ki. Hocam, Şenol hocam bu da aynı pozisyonun, aynı Adana Demirspor mücadelesinin ikinci penaltı beklenti hali hocam. Adana bu pozisyon için ne söylersin hocam? Burada da penaltı bekledi Adana Demirspor. Ya burada, topu tipledikten sonra... Şimdi ayağının taban kısmını göremiyoruz Fenerbahçe elinde. Yuvarlak içerisinde olan kısım hocam. Burada seyircilerimizden de yorumlarını almak istiyorum. Şimdi orada yani ikisi de bana göre ayağının yani dışını yani şey taban kullanıyorlar hocam ikisi evet. De. Burada devam mı diyorsunuz? Ama burada bak eğer ayağına vurup zarar ettiyse şuradaki şu görüntüde Şenol hocam iyi bak ikisi de topa. Ve aşırı bir şey yok yani şiddetli şiddet yok yani burada topa ilk dokunan
olayı yani kazanmış olacak yani. Penaltılı. Ama iki topçudan da birbirlerine şiddet varsa, ayak varsa yani vurma, hareket şu varsa ona bir şey demem. Ama şu bak görüntüde ikisi de burnunu sokuyor hocam. Tabanı kullanıyor bak. Ama top gittikten sonra kontrolsüz giriş oluyor ya. Şey ne hocam? Top açılmış kontrolsüz giriyor. Bu pozisyonda görüntüye nazaran o kırmızı yuvarlak içerisinde aldığımız kısmın ucundaki sarı kramponlu oyuncu Fener'le oynuyor. Tabanda böyle. Fener'le oynuyor. Daha evet. Sangalya. Evet. Topa ilk dokunan hocam sizin dediğiniz gibi Tuncay hocam kazanan. Topu tipledikten sonra yapılan hareket temas varsa net penaltı. Ona bir şey deme. Bu pozisyonda atlandı bak, hocam. Ne dedin? Adana Demirspor. Ama şu pozisyonda ilk evet. dokunan yani. Evet, Adana Demirspor. Yani. Burada da hocam Adana Demirspor'un ikinci penaltısı verilmedi. Karşılaşma zaten. Skoru biliyoruz. Şimdi tekrar geçeceğiz. Ha bak şu hareketin o dokunduktan sonra. Evet. Fenerli topçunun ayağı Adana Demirli futbolcuya gidiyorsa. Hocam gördüğünüz penaltı. İşte evet. Biraz evvel şey Abdülkerim'le ilgili söylediğim yani hamlede geciktiği için topa temas edemediği için otomatikman. Ama şu anki yani. Şuradaki yine söylüyorum görüntü ikisi de aynı topa hamle yapıyor. Evet. Ha karşıdaki Fenerbahçeli futbolcunun tabanı mı değiyor yani burnuyla mı? Yani ayağının burnuyla mı topa dokunmaya çalışıyor onu göremiyoruz. İzleyenler de onu kanalım. Hocam burada da Galatasaray maçında içeride mi dışarıda bir tartışması olduğu. Şenol hocam. Çizgi oyuna dairdir. Evet çizgi hocam. Çizgi oyuna dairdir yani. Tuncay hocam sizin görüşünüz. Bu şu pozisyona Türk hakemleri vermez hocam. Bu pozisyona penaltı verildi. Ceza sahası. Vermez hocam. Verdi hocam. İşte bak vermez. Çizildi yani. Yani ama penaltı pozisyon. Hocam bak. Şimdi çizginin bak. Ayağı çizgine bak. Burnu değiyor hocam bak. Fark etmez hocam çizgiye değdi. Değdi an mı diyorsun? Aynen. Kurallara göre hocam. Çizgi 18 içine dahildir yani. Yani İkinci pozisyona geçeceğiz. Burada karar penaltı doğru. Hocam buradaki pozisyon 90. dakikalarda maçın sonlarına doğru olan bir pozisyon. Şimdi pozisyon hakemi görüyorsunuz. Gözünün önünde bir pozisyon. Bu bir şiddetli bir hareket. Evet. Kaval direkt, yemeğini direkt, hocam. Direkt gidiyor bu. Direkt gidiyor. Bu pozisyon ceza sahası içinde ve karar devam. Zaten sporcu topu alırken de tabanla topu aldı, tabandan topu altından sürüttü. Bastı. Şu pozisyonu iyi hatırlıyorum, yırttı geldi ya evet. Şeyi yani tozluğunu ya yırttı geldi. Hocam yani. Buna neden vermedi onu da söyleyeyim ben size. Şimdi bize verilen seminerlerde, eğitimlerde futbolcu toptan sonra, topa müdahaleden sonra ayağını yere basması için havada kalamayacağını belirterek yere basması için o süreçte oyuncuya teması bulunabilir, olabilir diyorlar. Doğru karar yani vermediği için öyle mi? Hocam bana göre doğru değil. Bu kitapta yazıyor hocam, ama bu her şey kitapta yazıyor ya. Hocam hatırlar mısınız? Ömer Bayram'ın ceza sahası içinde bir pozisyonu vardı. Ayak bileğine basılan, kırma dizeğine gelen bir pozisyon. Evet, evet. Aynı pozisyon ve karar denildi ki açıklama yaptı bu şekilde. Dedi ki toptan sonra oyuncu ayağını yere basması evet. için istem dışı bir hareket olduğundan verilmedi dedi. Bu da aynı pozisyon dolayı verilmedi ama bence bu bir hatalı hocam. Bu düzeltilmesi gereken bir konu. Yani topa müdahale etti diyerekten oyuncunun ayağı kırılsa bile kitapçıkta yazıyor ama değil mi? O olmaz hocam. Hocam şu şimdi, bak evet. Şuradaki pozisyonda evet. direkt gitmiş ayak ya. Yani bak. Bana göre hocam, bu hareket kırmızı kart. Daha önce. Sporcu topa evet. taban gitti. Ayak nasıl kalktı? Ayak nasıl kalktı? Topa müdahale etti burada. Etti. Zaten ayak havada topun altında 20 saat hocam ayak var. Nereye gidiyor? Diz kapağına gelmiş. Ama hocam altta top var. Hocam top kayıyor işte. Teken topu ayağın taban. Kayıyor mu? Tuncay hocam aslında siz doğru söylüyorsunuz. Şimdi siz anlam veremiyorsunuz ve haklısınız. Çünkü bir oyuncu topa ayak içiyle müdahale eder. Ya da ayak üstüyle. Hocam ayağının tabanıyla topa vuran bir oyuncu zaten diğer oyuncuyu düşünerek ayağın tabanıyla vuruyor. Burada da aynısı oldu. Ve bu pozisyon hocam kesinlikle kırmızı kart ve penaltı. Ama bunun kitapçıda öyle yazmıyor diyorsun hocam, değil mi? Evet kitapçıda. Hocam ben işte değil, direkt ya değil. Şu hareket direkt abi yani bunun götürü su götürü tarafı yok ki ya. Bunda da hemfikiriz hocam. Diğer bir pozisyona geçiyoruz. Hocam burada yardımcı hakem offside kaldırdı. Sonra devamında oyunun akışını devam edeceğiz. Devam ediyoruz diğer görsele geçeceğiz. Hocam burada Şagne'ye yapılan bir hareket. Elete çekiyor hocam. Hocam böyle bir hareket olamaz. Ceza sahası içinde yapılamaz. Sizin futbolcu zamanlarınızda var mıydı böyle? Ya. Bu arkadaşımız Hayrettin. Evet. Aynı pozisyonda penaltıyı da yaptıran bu arkadaşımız. Jack'la yapılan harekette de aynı arkadaş. Burada hakem bana göre
birincilikteki müsabakalarını tamamlamıştır yardımcı hakem. Hocam bu şey, kadar bariz hata yapılmaz. Hocam, hocam çok bir pozisyon saçma. Geri gelelim. Geri gel hocam. Bir pozisyon geri gelelim. Sesinden rica edelim. Reci şanslı ki en azından oynat Uğur'cum geri gel falan demiyoruz. Yani Allah'tan hani görsel olduğu için kendisi de yorulmuyor pek. Hocam şu pozisyonu ofsayt kaldıran bir hakem hocam amatörde göre var mı? Karşılaştınız mı? İşte belki amatörde karşılaştınız. Diyorum ya birincilikteki müsabakalar bitti bu hakem yardımcının. Hocam bak bir de çizgide de duruyor ha bak. Yani şimdi hocam bu pozisyonu ofsayt kaldı. Şunu nasıl kaldırıyor? Şunu zaten yanlış hocam. İşte bak ne bak. Şöyle baktığın zaman hocam önde biraz değil mi? Evet, bize göre önde bir duruyor. Bir metre yani. Bir buçuk metre önde. Önde pozisyonu duruyor. Pozisyonu yanlış yani. Hocam şimdi Süper Lig'de görev alan bir yardımcı hakem devam ediyor. Hakem pozisyon olmadan ofsayt'ı verse ve pozisyon gidecek. Deniz ve VAR'a gidilecek. Bunun takipçisi ol o zaman bu takipçisi yardımcı hocamız. Evet, izliyoruz. Yardımcı hocamızın ismini al. Müsabakalarda görev alacak mı almayacak mı? Sen diyorsun takip ya edelim. Dayısı olan görev mutlaka, alabilir. Mutlaka mutlaka. Yani, haftası yani haftaya belli olur. Şu evet. Pozisyona göre. Haftaya görev almaması lazım kesinlikle. Hani belki 4-5 hafta belki de daha büyüğü olmalı ama bakalım. Şimdi de Türkiye'nin konuştuğu ilk haftaya gündemine damga vuran pozisyon. Hocam 30 metre var mı buradan orası hocam yani? Onun öncesi de var hocam daha. Öncesi de var ama hani buradan göre itibaren hocam bakın bir yay var. Bir 20-25 metre mesafeden koşarak geliyor hocam. Bizim milli futbolcumuz, takım arkadaşı hocam, ilk hafta. Hocam o kabul edilir bir olay hocam, değil. Hocam hani ne olabilir siz? Siz de yani futbol oynadınız hocam. Yani o kadar süre içerisinden bakın. İkinci arka arkaya gelecek şimdi görüntülerimiz. Şimdi bizim zamanımızda şu olsaydı şu. Bizim başımızda olan teknik direktörümüz hayatta onu oradan gönderirdi, Marco'yu gönderirdi, ne uçağı alırdı, biletini hocam, keser gönderirdi. Sizin zamanınızda öyle, bizim zamanımızda da şimdi öyle değil. Şimdi, futbol şimdi işte bak şimdi kulüp menfaatleri, ona ödenen ücret, yaptığı sözleşme, şu bu, bak bizim zaman benim yani çalıştığım hocaların yaptığını ya hocam, yapacağını hocam, söylüyorum. Bakar mısınız? Yani düşmanın yani ilk haftadan böyle bir şey nasıl olabilir? Ve bugün bir video yayınladı, özür videosu. Ailesinden kardeşim dediği oyuncudan özür diliyor. Hocam ben şunu düşünüyorum. Futbol içinden gelen birisi ilk haftada böyle bir kin böyle eğer bu oyuncunun sözleşmesi feshedilemiyorsa örnek olamıyorsa takımda oynayan diğer yabancılara bu pozisyon hocam sebep neymiş? Hocam sebep şu konu bunu oluşmuş. İşareti yaptım diyor bizim milli oyuncumuz. İşareti yaptım sadece diyor ki. O nasıl savunuyor kendini Marco? Sinirlerime hakim olamadım. Hani gerekçeli bir açıklaması da yok aslında. Yani bu kabul edilemez benim yaptığım. Deniz hocam, her kulübün psikoloğu vardır değil mi? Yani kulüpler son zamanlarda psikolog alıyor. Bu sporcunun yaptığı ilk hareket değil. Daha önceki yıllarda Ümit Milli Takım'la maç oynarken Halil'e de aynı hareketi yaptı. Fatih Terim'in ricasıyla evet, kapatıldı. Maç yarıda kaldı. Yani erken bitti. Tolunay Kafkas'ta Ümit Milli Takım müsabakası maçı erken bitirdiler. Yani bu Marfa'nın yaptığı ilk ufak değil. Ama futbol bir endüstri oldu. Bu adamı gönderse 8-10 milyon bunun yerine oyuncu alabilecek mi? Hocam 8-10 milyon euro diyorsun ama bir şey söylemek istiyorum. Kaybediyoruz. Hocam, ahlaki değerler. Bence şu an 8-10 milyon euro değil. Şu an olması gereken hocam sezonu kurtaracak hocam. Bakın bu hareket hocam, diğer oyuncular. Bak burada çeşitli etkenleri düşünebiliriz. Evet. Bir, Fatih Terim takım üzerinde etkinliğini yitirir. Bak. Ha, evet katılıyorum. Mevzu 8-10 milyon euro değildir bence de. Takım evet üzerinde etkinliğini azaltır. Göndermezse. Tabii. Evet. Azaltır. Nasıl kadro dışı bırakılmalı. Ya hocam en az buna en az en kötü şartlarda 1-2 ay men cezası vereceksin. Hocam ben kulüp tarafından kulüp verecek. Şöyle söyleyeyim ben cezayı yaptığımı söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Bu hafta Galatasaray müsabakası var mı Avrupa maçı? Evet. Bak oynayacak diyorum ben sana. İddiasına giriyorsun. Ya ben olması gerekir hocam, diyorum. İşte en şimdi endüstri diye kardeşim insan değerlerini satar evet mı ya? Koskoca Galatasaray kulübünden lütfen üstünde. Lütfen ya. Hocam diyorum bu adam daha önceki ilk şimdi Marco Avrupa maçı oynayacak da takım galip mi gelecek? İlk hareketi değil diyorum bu sporcu. Ya, daha önceki aynı hareketleri yaptı. Şey, Fatih Terim tırnağı etti diyorum. Tamam işte biz de diyoruz ki işte burada Fatih Terim etkinliğini azaltıyor. Azalttı. Yani. Bu hareketi yaptı. 3 ay sonra. En kötü şartlarda kulüp
menfaatlerini gözetsem bile, evet, verdiğim parayı gözetsem bile, bilmem ne etsem bile, evet, takımdan ayrı tut, ver başına hoca, bir ay çalışsın abi. Hocam zaten çalışsın hocam. Hocam bugün Fatih Terim savundu bunu. Ya dedi ki çok karakterli, çok değerli bir sporcumuzdur dedi. Marko dedi. Bu hareketine, seyahatine hayret ediyorum dedi. Hocam ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu yaptığı hareketten dolayı kural kitabında şiddetli hareket takım arkadaşına, saha görevlilerine veya rakip takıma. Bunlardan herhangi birisi 5 ile 10 maç arasında cezayı yaptırın. En düşüğü 5, en fazla 10. Ben 7-8 maç ceza alacağını öngörüyorum. Disiplin kurulundan önce 8 maç verip 6 maça 7 maça da düşürebilir. Ben de ama diyorum, 5 ile 10 maç arası en ceza. En düşük seviyeden versin, 10 maç versin der. En düşük 5, en yüksek 10. Şimdi diyorsun ki hocam kulüp menfaatleri endüstri oldu. Yani ben demiyorum onu. Hayır. Bir şeyi diyeceğim diyor işte. Ben bak, demiyorum onu hocam. Ben de diyorum ki 5 hafta sonra başka bir topçu yaptı aynı haltı. Çıktı, özür diledi. Kendime hakim olamadım. Aynı şey dedi bugün zaten. Yani evet, bilmem ne olacak böyle o zaman. Biliyor hocam, ben tamamen karşıyım buna. Ya sen işte bak yani. Ama Fatih Terim düşüncesi budur yani. Hocam bizim demek istediğimiz düşüncesi budur. Hocam benim görüşüm, Marko Galatasaray Spor Kulübü'nden daha büyük bir oyuncu değildir. Bir karakter, bir yapı değildir. Bu oyuncu sözleşmesi feshedilmek evet zorluysa eğer, sıkıntılıysa bana göre yapılması gereken odur ama kadro dışı bırakılır. Perşembe günü maçım var diyorsanız zaten Galatasaray bitmiştir bir Marko'ya kaldıysa. Yani bu pozisyondan sonra bu oyuncu eğer oynayacaksa Perşembe günü. Haftaya salı günü yine buradayız hocam. İşte göreceğiz, birlikte konuşacağız buradan. Hocam yani. Hocam oynatırlar ayrı olay. Hocam Galatasaray ceza verdi vermedi. Hakemler verdi vermedi ama vicdanlardaki yarayı temizleyemez bu olay. Ya işte anladın onu mı? Vicdanlardaki yani yarayı temizleyemez. Bak. Türk ulusu herkes akşam sosyal medyaya kilitlendi. Maçın önüne geçti. Çok önüne geçti. Yani Galatasaray bize bakın. İkinci yarı sporcular zaten oynamadılar bile. Ne Rize Spor oynayabildi, ne Galatasaray Giresun oynayabildi, ne Galatasaray. Şimdi Kerem'i kendin yerine koy. Ailesi yerine koyalım. Kerem'i kendin yerine koy. Evet. Hocam kınıyorum ben, kınıyorum. Ya anlamadın. Moral, yani psikolojik açıdan, yani her yönden kendini Kerem'in yerine koy abi. Kerem'in abisi. O çocuğu kaybediyorsun bu arada. Kerem'in abisi bir gün bir açıklama yaptı. O da genç bir yetenek. Evet. O da genç bir yetenek. Kesinlikle. Yani sen savunuyorsun demiyorum. Sen çıkmış Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim. Kerem bizim çok kıymetli değerimizdir. Marko da bizim kıymetli oyuncumuzdur dedi. Vurgu yaptı. Anladın mı? Yani ne yerden geçmiş ya sen ne kebap yansın. Hocam siz kesinlikle haklısınız. Umarım haftaya hocam siz de katılırsınız belki de. Bakalım oynayacak mı? Haftaya değil hocam. İki gün sonra şurada Perşembe günü tamam, maç var. Göreceğiz. Vicdanları rahatlatmak istiyorlarsa Galatasaray taraftarının oyuncunun oynamaması, kadro dışı olması gerekir. Bunda en fikiriz. Ceza alacağı konusunda en az 7-10 maç ceza alması gerekir. Ve şu anda da ekranımızda yeni bir transfer, Mihail Akık transferi var Konyaspor'un. Evet. Onunla görselimizde verdik. Bu konuyla ilgili kısa. Madem yani federasyonun böyle bir ceza verme hani şeyi var. Yani hocam yani şöyle zaten bu adam 5 maç oynamayacak. Hiç olmazsa görüntü olarak yap, bir ay kadro düşsün sen diye ya. Seyircilerin Şenol hocam evet, doğru mu güzelim? Hocam ben de aynı şeyi konuşuyorum. Yani. Ama hocam Avrupa maçı cezayı kapsamadığı için şimdi Avrupa maçında oynar mı diye ondan diyoruz. Zaten haftaya Süper Lig maçında oynamayacak. Ama Avrupa maçında oynar mı oynamaz mı düşünüyoruz şu an. Onu da göreceğiz. Ben de oynatır diyorum Fatih Bey. Anladın bir, mı? Bir Marko oynar, maç kazanacaksan. Kesinlikle. Yani maç vereceksen bırak, kapat o kulübü o zaman ya. Katılıyorum kesinlikle hocam. Aa. Hocam bu transferle ilgili ne söylersiniz kısa olarak? Hocam dedik daha önce Kayseri Spor'da, Rize Spor'da oynadı. Çabuk bir oyuncu. Kanatlarda. İsabetli bir transfer. İyi bir transfer diyorsunuz. Evet, isabetli bir transfer yani. Hocam siz? Vallahi hocam katılıyorum Şenol hocama. Yani uyum sağlayabilirse faydalı olur Konyaspor'a. Ya buradaki olayda uyum çok önemli hocam yani. Evet, zaman yani, tanıyarak. Yani. De hazır gelecek mi gelmeyecek mi, yani, nasıl çalıştı, antrenmanlı mıydı, yani bunlar da büyük etken tabii sporcunun kadrobundan. Yani her futbolcu her takıma bir anda adapte olamıyor, bir anda yani şey uyum sağlayamıyor. Kolay hocam değil. Trabzonspor'u nasıl göklere çıkardık oynadığı futbolla, niye?
aynı kadroyla sezon başı hazırlık kampına katıldılar yani. Bütün transferleri erken yaptılar. Ve şimdi meyvesini topladılar. Doğru mu yani? Yani. Ne kadar sezona iyi hazırlanırsa tam kadroyla, çünkü bireysel spor yapmıyoruz ki, takımsal sporlarla kişilerin birbirine uyumu çok önemlidir yani. Pas atarken bile inanıyorum ki benim orta sahadaki oyuncum ben ne zaman ne şekilde koşu yapacağımı bilirdi ben sola çık oynadığı zaman. Ben dikine doğru koşu yapardım. Yani, orada da yani sporcular arkadaşının meziyetlerini bilmek zorunda. Tabii ki Şenol Hocam, ha, uzun süreçli birliktelik çok büyük fayda ya. Birlikte yani, oynaması, tabii birlikte canım ya. Takım sen olabilmek. Deli misin ya? Hocam yeni mesajlarımız var mı orada? Hakemlerle ilgili bu hafta, ilk hafta için hakemlerle ilgili bir sıkıntılı pozisyon. Böyle sorun olabilecek. Tabii yok. Marco önüne geçtiği için. Yani o bir sabahleyin Marco da şeyden, VAR sisteminden uyarıldı. Cezasını kestiler yani. Ondan sonrasında sorun, merakla bekliyoruz Perşembe gününü. Evet. Oynayıp oynayıp. Ali Nas iyi akşamlar demiş. Orhan Hoca'ya selam söylüyoruz. Evet. Evet. Bugün daha çok hocam sizin doğum gününüze keşke bir pastamız da burada olsaydı, şöyle daha iyi olurdu. Problem ama yok ya, problem. Biz yaşlar gününüze. Evet, bir mesaj daha var oradan. Hocam bizim kulüpler bir topçu alırken demiş, bonuslar, reklamları bilmem neler demiş, sözleşmeye koyuyor. Başka bir şey yok. O sözleşmeye göre hareketlerini kapsıyor demiş. Hocam demiş ki ceza alınır maddesi de konulmalı demiş Orhan Sağlam. Yani maddeye demiş böyle yüz kızartıcı ya da takım arkadaşına yapılan bir şeylerde benim anladığım kadarıyla maddeye konulmadı sözleşmelerinde demiş ama o kulüp elinde. Zaten yani yaptırımları zaten yaptırımda kulübün elinde olan bir şey. Sözleşme yetkisi var. Yok yok, elinde değil hocam. Yani ya hocam şimdi şu pozisyonda dese ki sana şu kadar ceza kardeşim dese, kulüp yönetim karar alsa ne yapabilir? Önceden ya hazırlanmış metni varsa yapabilir hocam. Hocam şimdi metni hocam metni önceden hazırlayacaklar. Neden biliyor musunuz? Bazı oyuncular neler yapmış Türkiye'nin bizim sözleşmeleri de hocam şunları okudum. Hocam çoğu kulüpte var zaten. Hocam başka bir şey. Hocam şimdi biliyorsunuz devletimizin bu gelir vergisiyle ilgili yaptırımları var mesela. Oyuncular, kulüpler neden vergi alınmıyor futbolculardan diyor. Bazı futbolcular sözleşmelerine ileride böyle bir gündem gerçekleşirse kulüpler bunu ödemekle yükümlüdür diyerekten maddeleri ya var. Hocam kulüp nasıl parasını veriyorsa yani paraya şey yapıyorsa elbette kulüpler aptal mı hocam ya? Onların da yani futbolcuların yapacağı yanlışa yarın çekip gideceğinde onun da kendine göre tamam, şeyleri var ya hocam, yani tamam, öyle şey olmuyor. Ama hocam oyuncular daha gerçekleşmemiş vergiyi bile olursa diyor ileride devlet bizden bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizden bir vergi tahsil etmeye kalkarsa bunu kulüp yönetir diyerek sözleşmelerini ekletiyorlar. Sizin zamanınızdan hocam gel gelelim buralara geldiler. Oyuncular olmamış olabilecek şeyleri bile sözleşmesine, gündem maddesine getiriyor. Hocam bizim zamanımızla diyorum ya sana, futbolcuyu koruyan, kollayan bir tane ya, yani bir evet tane şey yoktu ya. Vatan millet Sakarya çık oynatıncayım değil mi? Aslan Tuncay'ın ya, ya hocam yani. Hocam. Şimdi yani federasyon takip ediyor senin alacağını, vereceğini, şununu, bununu hocam ya. Federasyon takip ediyor ya. Hocam sıkıntılı bir süreç. Hocam son sözlerinizi alalım, bitireceğim. Bayağı güzel bir yayın oldu. Hareketli evet geçti. Katılımcılarımıza, evet, öncelikle Tuncay Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte oldu. Değerli fikirlerini paylaştı. Ben teşekkür güzel ederim sizlere. İnşallah ileride yine birlikte oluruz. Güzel şeyler paylaşırız. Sizinle burada olmaktan ben çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şenol Hocam da yazalım bir şekilde gidiyor. Sağ haftaya olun. Nihat abimiz umarım yerinde bizi olur. Bizi izleyenlere olur de teşekkür ederiz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dileriz. Nihat abim de söylediği gibi her programdan sonra YouTube'dan Konya Futbol TV'yi etiketlemeyi, beğenmeyi, Facebook'tan takip etmeyi, canlı yayınlarımıza katılmanızı, hafta yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Mutlu hayırlı geceler diliyorum. Fitness Spor'un katkılarıyla hazırlanan yorum zamanı sona erdi.